Günlükle ve satır arasından iyi akşamlar. 31 Mart yerel seçimlerine bir haftalık bir süre kaldı ve son haftaya girildiği bu zamanlarda artık siyasi partiler de mitinglerini arttırmış durumda. Bugün AK Parti Ankara'da büyük bir miting düzenledi. Yarın da İstanbul'da yeniden Büyük İstanbul mitingi var. Diğer siyasi partilerde Cumhur İttifakı'nın diğer ittifakın diğer partisi de MHP'de mitinglerini devam ettiriyor. Ve merak edilen konu başlıkları büyük şehirlerde son durum ne? Anketler neyi gösteriyor? Her ne kadar anketlerde yayın yasağı olsa bile biz o bölgedeki büyük şehirlerdeki son durumu konuklarımızla konuşacağız. Ve bundan sonraki süreçte yine siyasi gündemde oldukça konuşulan konu başlıklar var, polemikler var. CHP'nin İstanbul'daki il binasının alınması sürecindeki o paranın kaynağına ilişkin yine çokça soru işareti var. Canan Kaftancıoğlu ifadeye çağrılmıştı. Ne konuşuldu ifadede neler var ön plana çıkan onları konuşacağız. Bir taraftan biz bunları konuşurken dünyanın gündemi dün bir anda değişti. Gözler Moskova'ya çevrildi. Bir terör saldırısı ve 150'ye yakın kişi hayatını kaybetti. Terör saldırısının arkasında kim var? DAEŞ mi var? DAEŞ'e ya da bunu yaptıranlar kim? O konuşuluyor. Rusya Ukrayna'yı suçlamaya devam ediyor. Bunları konuşacağız ve daha birçok konu başlığı var. Hızlı bir şekilde konuklarımı tanıtayım ben. Optimal Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sabah gazetesi yazarı Mahmut Öğür, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Akşam gazetesi yazarı Yusuf Alabar'da hoş geldiniz. İyi yayınlar. Hoş. Teşekkürler. Ve İstanbul Beykoz Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Burak Güntay, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Teşekkürler. Ben hızlı bir şekilde Burak Hocam sizinle başlamak istiyorum. Aslında birazdan sıcak noktaya da gideceğiz. Akşinkişi'ye ve gideceğiz. Ama hızlı bir şekilde çok kısa bir değerlendirme almak istiyorum. Yani bu Moskova'da dün olup bitenler neyi gösteriyor, neyi işaret ediyor? Şimdi Ukrayna'da devam eden bir savaş var, Rusya ile Ukrayna arasında, aslında Rusya ile Batı arasında bir savaş da diyebiliriz. Bu son gelişme bu savaşın sürecini sizce değiştirir mi? Şimdi hızlı bir şekilde dediniz ya, bu sorunun hızlı bir cevabı yok. Evet. Ama şöyle bir genel haritayı çizelim ve değerli dostumuzu bekletmeyelim orada o havada. Evet. Şu kadarını söyleyeyim. Kennan'ın yıllar önce yazdığı bir Long Telegraph diye tarihe geçen Rusya ile ilgili bir tespiti vardır Soğuk Savaş döneminde. Rusya'ya ne yapacaksanız yapın, geri de püskürtecekseniz, belli bir kavrama içerisine de alacaksanız, üstüne de gideceksiniz, gururunu kırmayın diye bir şey vardır. Meşhur o containment polisinin çıktığı yer. Ve bu nokta o gün bugündür Amerika'nın da Avrupa'nın da herkesin de zihnindedir. Şimdi bu hadise Moskova'da, işin merkezinde, evinde, bütün dünyada bu hadiseler olurken yaşanan bu hadise, sebeplerini birazdan konuşacağız. Kimler dahil konuşacağız. Ama Rusya'nın tek beklediğim bir şey varsa, kısa kesmek için böyle söylüyorum hızlı olarak, normal bir reaksiyonu birkaç gün içinde vermeyeceğinden eminim. Biraz da bunu zamana yayacak. Daha önce Rusya'nın ama sert tepki verecek. Politikasına baktığımız vakit. Ama mühim olan tekrar evet. Söylüyorum, birazdan ne, kim, nasıl, nedenlerin üzerinde konuşacağız. Evet, konuşacağız. Akşinkişiyev hazırsa hemen gidebiliriz. Akşinkişiyev şu anda dün akşam işte o kanlı terör saldırısının yaşandığı noktada. Akşin, hoş geldin yayınımıza. Terör saldırganları, teröristler yakalandı. Putin bugün de açıklama yaptı, tamamı yakalandı. Nedir oradaki son durum? Bundan sonra daha ilk önce şunu sorayım aslında. Yani o teröristlerin ilk ifadelerine bakacak olursak ne diyorlar? Ki neden yapmışlar bu saldırıyı ve bu saldırıyı yapmalarının arkasındaki plan neydi? Bize aktarır mısın? Teşekkürler Orhan Salih. Öncelikle şunu söyleyeyim ki şu anda Krokus City Hall konser salonunun karşısındayız. Önce buradaki durumu size göstermek istiyorum eğer zaman varsa. Gördüğünüz gibi bugün işte havanın Moskova'da çok soğuk ve yağmurlu olmasına rağmen ve bu saatlerde hala vatandaşlar Krokus City'ye akın ediyor. Sabahın erken saatlerinde buraya vatandaşlar gelmeye başlamışlardı ve hala ziyaretçilerin ardı arkası kesilmiyor. Ve gelenler tabii ellerinde çiçeklerle geliyorlar burada. Hem çiçek bırakarak saygı duruşunda bekliyorlar, hem ağlıyorlar. Ya gözyaşlarını tutamıyorlar. Görüyorsunuz ne kadar çiçek toplamış ve bu saldırıda çocuklar da hayatını kaybettiği için buraya oyuncaklar da bırakılıyor. Evet, dün akşamki korkunç
terör saldırısına ilişkin yeni bilgiler de gelmeye devam ediyor. Rusya Soruşturma Komitesi saldırının gerçekleştirildiği konser salonu binasının enkazını kaldırma sırasında ölü sayısının artık 133'e yükseldiğini, aramanın da devam ettiğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı ise hayatını kaybedenler arasında 3 çocuğun bulunduğunu duyurdu. Terör saldırısında yaralanan ikisi çocuk, 44 kişinin durumunun hala çok kritik olduğu bildirildi. Dünkü saldırının faillerinden olduğu sanılan 4 kişi Ukrayna sınırına yakın 100 kilometre mesafede yakalandı. Rusya İçişleri Bakanlığı terör saldırısı gerçekleştirdiği şüphesiyle gözaltına alınanların Rusya Federasyonu vatandaşı olduğu yönündeki bilgiyi yalanladı. Saldırı gerçekleştirenlerin hepsinin yabancı uyruklu olduğu söyleniyor. Bryansk'ta yakalanan şüphelilerden bazılarının ilk sorgu görüntüleri de yayınlandı. Söz konusu görüntülerde Orta Asya aksanıyla Rusça konuşan bir şahsın ülkeye Mart ayı başında Türkiye'den giriş yaptığını söylediği görülüyor. Federal Güvenlik Servisi Operasyon Merkezi'nin açıklamasına göre teröristler Rusya-Ukrayna sınırına doğru kaçmaya çalışırken yakalandılar. Açıklamada ayrıca Ukrayna tarafıyla temasları olan teröristlerin saldırıyı dikkatlice planladıklarına da vurgu yapıldı. Rusya Soruşturma Komitesi teröristlerden birini cesurca etkisiz hale getiren bir Rus vatandaşına cesaret ödülü verileceğini duyurdu. Rusya bu teröristlerin Ukrayna tarafından yönlendirildiklerini savunuyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova ise sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada teröristlerin Ukrayna'ya kaçmak istediklerinin aşikar olduğunu belirterek olayın arkasında kimlerin olduğu konusunda artık bir şüphelerinin kalmadığını ifade etti. Fakat şunu söyleyelim ki bu teröristlerin açıklamalarına dikkat edilirse çok da çelişkili açıklamalar yapıyorlar. Şöyle ki teröristlerden birisi Ukrayna'nın kendilerine 500 bin Rus rublesi para önerdiğini, yani bu terör eylemi karşısında para önerdiğini söyledi. Bir taraftan da Ukrayna'ya kaçmak istiyorlar. Yani dolayısıyla Rus rublesini ne yapacakları tam anlaşılmadı. Ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ukrayna'nın teröristler için bir Bryansk bölgesinde bir pencere açtığını açıklamıştı. Bu da başka bir soru işareti getirdi akıllara. Şöyle ki Rusya-Ukrayna sınırının Rusya askerleri tarafından da korunduğu halde Ukrayna'nın tek başına nasıl bir pencere açabileceği de başka bir soru işareti. Ayrıca Çeçenistan'ın Ahmet özel birliği de bu teröristlerin yakalanmasında aktif şekilde rol aldıklarını duyurdular. Teröristlerin birisinin ağaçta yakalandığını, ağaçtan indirildiğini, diğerlerinin de ormanlık alanda yakalandığı söyleniyor ki bunlar da tabii bazı çelişkili bilgiler içeriyor. Ayrıca teröristlerin Moskova'da taksi şoförlüğü yaptıklarını söylemesi ve buna karşılık Rusça'yı bilmemeleri de başka bir ilginç konu. Dolayısıyla bu olayla ilgili tabii birçok soru işareti bulunuyor. Tüm bunlar önümüzdeki günlerde muhtemelen yapılan araştırmalar sonucunda da belli olacak. Ayrıca teröristlerin olay sırasındaki fotoğraflarının da yayınlanmaması ilginç bir nokta. Şöyle ki olay tanıkları konser salonuna saldıranların büyük cüsseli kişiler olduğunu söylüyorlar. Fakat görüntülerde yakalananların ise tam tersi bir görüntüler olması dikkat çekiyor. Akşin Kişiyev, Akşin şunu sormak istiyorum. Terör saldırısına... Yani dünden bugüne evet. Rusya'da güvenlik açısından en azından sen bugün evden çıkıp tekrar dün akşam oradaydın. Tekrar buraya geldiğinde güvenlikte olağanüstü bir artış gözledin mi? Yani Rusya'da hani ikinci bir saldırı, bir beklenti ya da işte ne bileyim işte dün akşam apar topar bütün Rusya genelindeki AVM'ler kapatılmıştı, etkinlikler iptal edilmişti. Bu olağanüstü hal durumu devam ediyor mu? Sen Moskova sokaklarındaki gözlemlerini bize aktarır mısın? Orhan Salih, ikinci bir terör eylemi beklentisi gözükmüyor ya, öyle bir beklenti yok. Sokaklarda da herhangi bir farklılık, yani eski saldırı öncesine kıyasla herhangi bir değişiklik ben şahsen gözlemlemedim. Fakat saldırının gerçekleştiği Krokus City Hall konser salonunun yakınındaki McKinnon istasyonunda özellikle
polisin güvenlik önlemlerini ciddi şekilde artırdı ve gözlemleniyor. Metroya giren herkesin çantaları, hatta küçük el çantaları bile didik didik aranıyor. Diğer metro istasyonlarında ise böyle bir şey şu an için yok. Ayrıca Crocus City kompleksinde burada büyük alışveriş merkezi, fuar merkezi de bulunuyor ki onlar da bugün faaliyetlerini durdurdular. Fakat Moskova'daki diğer alışveriş merkezleri normal çalışma rejiminde devam ediyor. Şu anda işte Crocus yangının başverdiği Crocus City Hall konser salonunun karşısındayız. Burada hala çalışmalar devam ediyor. Zira yangın sırasında binanın çatısı çökmüştü. O çatının altında hala o enkazın altında cesetlerin kalabileceğinden şüpheleniyor. Dolayısıyla araştırma devam ediyor ve ölü sayısının da bu nedenle maalesef artacağı bekleniyor. Akşin, şunu da soralım hemen. Yani saldırganlar ne taraftan geldi? Sen bize orada bulunduğun noktada ne kadar yakına kadar gidebiliyorsun bilmiyorum ama arkada Rus polislerini gördüm az önce. Biraz bize olayın oluş şeklini, şu anda olay yerindesin, anlatabilir misin? Evet, hemen gösterebilirim. Evet, buradan ilerisine artık gidemiyoruz. Burası zaten yanan Crocus City konser salonu. Daha ileriye gidemiyoruz. İşte burada polisler tabii bekliyorlar. İleriye almıyorlar kimseyi. İçeride şu anda itfaiye ve polis ekipleri çalışıyor. Saldırganların buraya, işte bu Crocus City Hall'un karşısında otopark var, büyük bir otopark. İşte buraya araçla geldikleri ve araçtan iner inmez silahla hemen Crocus City Hall'a saldırdıkları ve o sırada da koruma görevlilerinin, güvenlik görevlilerinin hiçbir direniş göstermeden hemen olay yerinden kaçtıkları, gizlendikleri söyleniyor. Tabii bunu da şöyle izah ediyorlar. Rusya yasalarına göre güvenlik görevlilerinin ateş açma yetkisi yokmuş. Ellerinde de zaten öyle bir tabancalar da yok. Dolayısıyla mecburen kendi canlarını kurtarmak zorunda kalmışlar. Ondan sonra teröristler salona girmişler, konser salonuna. Konser daha başlamadan önce bu olaylar gerçekleşmiş. Bu arada konser salonunun gelenler arasında, ziyaretçiler arasında buranın sahibi Aras Agalarov oğlu Emin Agalarov'la birlikte de konser salonunda oldukları söyleniyor. Tabii onlar olay başlayınca hemen buradan uzaklaşmışlar ve vatandaşlar arasında tabii panik başlamış. Çünkü saldırganlar hemen rastgele ateş açmaya başlamışlar. Büyük bir panik yaşanmış. Ve ölenlerin de birçoğu izdihamda hayatını kaybettiği anlaşılıyor. Şu anda gösterdiğin o giriş kapısı konser salonunun giriş kapısı mı? Onu sorayım. Bir de saldırganlar bu kapıdan girdikten sonra mı ateş açmaya başlıyorlar, yoksa girmeden önce de çevredeki insanlara, sivillere gelişigüzel ateş açmışlar mı? Dışarıdan, yani giriş kapısına doğru ateş açmaya başlayarak öyle içeri girmişler. O yüzden güvenlik görevlileri kaçmaya başarmışlar. Yani çatışma içeride yaşanmış. Dolayısıyla dışarıda çatışma yaşanmadığı için dışarıdakilerin de içerideki olaylardan pek haberi olmamış. Bu yüzden güvenlik güçleri de olaydan bir 15-20 dakika sonra olay yerine gelebilmişler. Yani tüm olaylar salonun içerisinde yaşanmış maalesef ve dediğim gibi büyük bir izdiham ve sis bombasının atılması nedeniyle de tabii vatandaşlar çıkmakta zorlanmıştı. Saldırganların özellikle de binanın çıkış kapılarını yaktıkları söyleniyor, vatandaşların dışarı çıkmalarını zorlaştırmaları için. O yüzden ölen sayısının da fazla olduğu bildirildi. Evet. Akşin, son olarak bir soru daha sorayım. Konuklarımızın da sorusu varsa onlar da yönlendirebilir. Şimdi dün gece saatlerinden bugüne kadar, bu saate kadar DAEŞ bu saldırıyı üstlendiğini açıklamıştı ama öyle görünüyor ki senin söylediklerinden, bugün Moskova'dan yapılan açıklamalardan da onu anlıyoruz ki Rusya pek de DAEŞ'i işaret etmiyor, yine Ukrayna'yı işaret ediyor gibi görünüyor. Buna yaklaşımı nasıl, DAEŞ'in üstlenmesini nasıl karşıladı Moskova yönetimi ve misilleme olarak eğer Ukrayna'yı işaret ediyorsa nasıl bir karşılık vermesi bekleniyor Putin'in? Evet Orhan Salih, saldırının DAEŞ tarafından üstlendiği bildirilse de Moskova bu konuda fazla yorum yapmıyor. Saldırının arkasında Ukrayna'nın olabileceğini savunuyor. Rusya lideri de konuşmasında Crocus'a ateş açanların Ukrayna yönünde hareket ettiğine dikkat çekerek orada olanlar için Ukrayna tarafının pencereyi hazır hale getirdiğini söyledi.
Rus devlet televizyonundan yapılan yayınlanan haberlerde de teröristlerin DAEŞ üyelerine benzediği için sırf bu yüzden buna DAEŞ görünümü ve süsü verilmeye çalışılan batılı ülkeler tarafından verilmeye çalışıldığına vurgu yapılıyor ve tüm yayınlarda Batı ülkeleri ve Ukrayna suçlanıyor. Tabii ki bu durumda da sorumlu Batı ülkeleri gösterildiği için bu durumda da ülkenin içinde bunun sonucu olarak ülkenin içindeki güvenlik önlemlerinin daha fazla artırılması gündeme gelecek. Şunu da söyleyeyim ki Ukraynalı yetkililer Rusya'nın bu iddialarını yalanladılar. Ve bu olayla Ukrayna'nın hiçbir alakasının olmadığı belirtildi. Fakat yine de dediğim gibi Rusya'da tüm yayınlarda özellikle Ukrayna'nın bu olayın arkasında olduğu söyleniyor ve vatandaşlar da aynı şekilde bugün işte Krokus City'ye gelen vatandaşlar da hep kendi aralarında konuşmalarında hep buna tanık oluyoruz. Herkes Ukrayna'yı suçlu buluyor bu olaylarda. Akşin, şunu da sorayım, sonra konuklarımızın soruları var. Sen Türk Büyükelçiliği ile irtibata geçtin mi? Yani Türk yaralanan ya da yani o olaydan etkilenen hiç Türk vatandaşı var mı yok mu? Hiç bilgi alabildin mi? Evet, şu an için olayda yaralanan veya hayatını kaybeden vatandaşlar arasında Türk vatandaşlarının olduğu konusunda herhangi bir bilgi bulunmuyor. Şu an için daha önce söylediğim gibi 133 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Fakat bu hayatını kaybedenlerin hepsinin de isimleri açıklanmadı. Zaten bu ölenlerden sadece 50'sinin cesedinin teşhis edildiği belirtiliyor. Dolayısıyla şu anda birçok insan aslında ölenlerin kimliğini merak ediyor. Hepsi açıklanmadı. Bu vatandaşlar arasında Türklerin olup olmadığı konusunda da herhangi bir bilgi şu anda bulunmuyor ve gelişmeleri takip etmeye devam ediyoruz. Peki. Hilmi Daşdemir, Hilmi Bey'in bir sorusu olacak Akşin. Şimdi buyurun. Daha önce Amerika Birleşik Devletleri'nin vatandaşlarına yönelik bir uyarısı var. İşte konser salonlarına ya da işte büyük toplantılara katılmamaları ve benzeri gibi. Bu Amerika'nın uyarısı Rusya'da nasıl değerlendiriliyor? Amerika'da eğer Ukrayna ise arkasında bir şekilde Amerika ya da Batılı devletlerin olduğuna dair bir takım yorumlar yapılıyor mu? Buna ilişkin yapılan değerlendirmeleri merak ediyorum. Var mı öyle değerlendirmeler? Evet, iki hafta önce ABD'nin Moskova Büyükelçiliği özellikle konser alanlarında bir terör saldırısı gerçekleştirilebileceğini duyurmuş ve kendi vatandaşlarına böyle yerlerden uzak durmaları çağrısı yapmıştı. Şunu söyleyeyim ki o zaman da Moskova'dan gelen tepkiler ABD'nin bu konudaki bilgileri derhal Moskova'ya iletmesi yönündeydi. Aksi halde ABD'nin olası terör saldırısı durumunda teröristlerin işbirlikçisi anlamda geleceğini vurgulanıyordu. Şunu söyleyeyim ki ABD'li yetkililer bu bilgileri zaten Moskova'ya ilettiklerini açıklamalarına rağmen Moskova'dan bugün gelen açıklamalarda Rusya Dışişleri Bakanlığı ABD'den herhangi bir bilgi almadıklarını duyurdu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova ise açık bir şekilde ABD'nin bu DAEŞ ile ilgili açıklamalarının olayın gerçek tarafını örtmeye yönelik olduğunu vurguladı ve Rusya'nın ABD Büyükelçiliği'nin açıklamasını hiçbir zaman unutmayacağını söyledi. Maria Zakharova teröristlerin Ukrayna'ya yönlendiklerinin artık kesinlikle aşikar olduğunu, bunun tartışma gerektirmediğini ve dolayısıyla burada kesinlikle Batı ülkelerinin istihbarat birimlerinin rol aldığını ve ABD'nin açıklamasının ise sadece olayların üstünü örtmeye yönelik olduğunu ifade etti. Peki, Akşin Kişef, çok teşekkür ediyoruz. Dün olayın yaşandığı ilk saatlerden itibaren haber olarak oradaydın. Oradaki nöbetini devam ettiriyorsun. İlerleyen saatlerde yine senden bilgi almaya devam edeceğiz. Şimdi Sayın Alabar'da sizinle devam etmek istiyorum. Bir haritamız var. Bakalım birlikte. Olur, tamam. Çünkü DAEŞ üstlendi diyor. Yani DAEŞ'in açıklaması o. Rusya hayır. Bunun içinde yani belki DAEŞ vardır yoktur ama işin arka planında Ukrayna var diyor. Evet. Şimdi aslında Rusya'nın dediğini doğrular nitelikte bir harita çıkıyor karşımıza.
teröristler saldırıyı düzenledikten sonra kaçış rotasını Ukrayna'ya doğru yani yapmışlar ve burada da Ukrayna sınırına yaklaşık 100 kilometre kala yakalanmışlar. Bu tabii ki üzerinde hassasiyetle düşünülmesi gereken bir konu. Neden? Evet. Çünkü Ukrayna savaşı, Rusya-Ukrayna sınırında özellikle bu hat boyunca şurada şekillendiği için bu hatta dahil olmak üzere hatırlıyorsanız Kiev'e doğru buradan bir harekat gerçekleşmişti 2 yıl önce. Evet. Bu hat yoğun bir şekilde Rus askerleri tarafından çevrili. Fakat biraz önce sevgili arkadaşımızın Afşin'in de söylediği gibi asıl yoğunluk bu Donbas dediğimiz bölgede daha çok evet. Rus askeri var. Bu bölge kısmi olarak daha da seyreltilmesi, daha az bir yoğunluk arz eden bölge. Dolayısıyla teröristlerin Ukrayna sınırına doğru kaçmaları çok şey gelmiyor bana. İyi planlanmış, iyi organize edilmiş bir eylem tarzı olarak gelmiyor. Çünkü Rus askerinin kesafet arz ettiği, yoğunluk arz ettiği bir bölgeye doğru gidiyorsunuz. Onun yerine mesela Belarus'a doğru gitmiş olsalar mesela daha farklılık arz edebilirdi kesafeti. Ama bu takdirde de Belarus yetkililerinin Rusya ile olan, Belarus ile Rusya arasındaki ilişkilerden dolayı yakalanmaları belki de çok daha kolay olacaktı. Eğer Ukrayna'nın içerisine bir şekilde teneffüs ederlerse şu bölgeden, çatışmaların olduğu bölgeler genelde şu bölge olduğu için Ukrayna'nın içerisindeki otoritesizlikten de istifade ederek izlerini kaybettirme imkanları vardı. Belki de bu anlamda burayı tercih ettiler. Yoksa normal şartlar altında Rus askerinin bu kadar yoğunluk arz ettiği sınıra doğru kaçmak, kapana doğru bizzat hareket etmek anlamına geliyor. Fakat dediğim gibi eğer Ukrayna'nın savaş görmemiş yerlerine buradan bir sızma girişimi gerçekleştirebilirlerse Kiev'in ve batısına doğru, o zaman Ukrayna içerisinde daha rahat hareket etme imkanları olabilirdi. İşte tam bu noktadan dolayı da Putin bugün yapmış olduğu açıklamada bu saldırının Naziler tarafından yapıldığını söyledi. Bakın bu çok önemli. Yani çok fazla Türkiye'de haber kanallarına bu husus ne kadar düştü ben görmedim ama özellikle Ukrayna'nın içerisinde savaşan gruplarla ilgili Nazi artığı tabirini Vladimir Putin bol bol kullanıyordu çok biliyorsunuz. Çok sık kullandı bir tabir. Zaharova da yine yapmış olduğu açıklamada Ukrayna Batı eliyle bir terör merkezi haline getirildi evet. dedi. Dolayısıyla Rusya bu olayı bir fırsat bilerek mi yoksa elinde bir istihbarat bilgisi olduğu için mi bilinmez. Şimşekleri Ukrayna'nın üzerine doğrultmakta kararlı. Fakat görünen açık bir şey var ki saldırının DAEŞ'in Horasan grubu tarafından üstlenildiği, hatta 4 saldırganın fotoğraflarının DAEŞ'e yakın sosyal medya hesaplarında fotoğraflarının ve kimliklerinin yayınlandığı biliniyor. 4 saldırganın, hatta ben buraya yaşlarını da yazdım, 21, 29, 37 ve 51 yaşlarında 11 kişi gözaltına alındı, 4 kişi bu anlamda yakalandı. Yakalanan saldırganlar verdikleri ifadelerde Rus vatandaşı olmadıklarını ve Rusya'ya Türkiye üzerinden giriş yaptıklarına dair bir takım beyanatlarda. Ve abi şu yani yaptıkları açıklama işte sosyal medyadan bugün gün boyu işte o teröristlerin, saldırganların yakalanma anı ve yakalandıktan sonraki görüntülerini izledik. Şimdi az önce de yine vermeye devam ediyoruz. Bunu para karşılığında yaptıklarını söylüyorlar. Yani DAEŞ'e baktığımız vakit daha böyle ideolojik vesaire önceki eylemlerine bakıyoruz. Çok daha farklıydı mesela. Şöyle ama. Bataklan saldırısındaki şey itiraf etmişti mesela ama bunlar yok biz işte bizim 500 bin ruble hesabımıza yatırdılar sonrasını başka zaman yatıracaklardı gibi farklı açıklamalar var. Hani DAEŞ'ten daha farklı bir tutum var gibi geliyor şöyle, bana. Şöyle terör örgütleri DAEŞ buna dahil olmak evet. üzere. Bu tür eylemlerini tabii ki kendilerini bu terör eylemlerine adamış teröristler üzerinden gerçekleştirmek isterler. Fakat bir terör eyleminin gerçekleştirilmesi için eylemi gerçekleştiren kişinin illa terör örgütünün kendisine kayıtlı mensubu olması gerekmiyor. Özellikle DAEŞ bari terör örgütleri açısından. Yani pekala DAEŞ ile sadece duygusal bağı olan ya da işte ilgi alanına giren bir 4 kişi ellerine verilecek para karşılığında da bu saldırıyı... Evet, bu mesela son derece önemli. Titriyor şu anda burada. Evet, bu bir Tacikistan'dan gelmiş zaten 4'ü de. Tacikistan'a da ayrı bir parantez açacağım bugünkü değerlendirmede. Üzerinde kıymetle durulması lazım gelir. Evet. 500 bin doları Telegram üzerinden aldığını söylüyor. Ve evet, kendilerinin Telegram haberleşme ortamında bulunduğunu, bu işin kendilerine teklif edildiğini
ve ne yapılacağının Telegram üzerinden eğitildiğini söylüyorlar. Şimdi böyle düşünüldüğünde pekala DEAŞ, Horasani kolu, ki ben bu tür terör organizasyonlarının, küresel ölçekteki terör organizasyonlarının aklının bir yerde istihbarat teşkilatlarına dayandığını her zaman söylerim. Yani basite alınmaması gerekir ve önemli istihbarat teşkilatlarının akıl izlerini bulmak mümkündür. Burada bir terör eylemi para karşılığı Horasani grubu tarafından da yaptırılmış olabilir. Korkudan bunu söylemiş olabilir. Bizzat Horasani'nin kendisinin bu işe kendisini adamış bir elemanı da pekala olabilir. Bunları söylemek için henüz çok erken ama para karşılığı yapıyorlarsa o zaman DEAŞ değildir demek çok şey olmayabilir. Anlamlı bir sonuç bize vermiyor olabilir. Bu dördünün tabii ki yakalanmış olması Rus istihbaratı açısından son derece kıymetli. Neden? Çünkü olayların çözümlemesinin yapılması anlamında önemli. İstanbul'da kaldıkları otelle ilgili bir takım görüntüler yayınlandı. Otel sahibi yaptığı açıklamada bir kişiyle muhatap bulunduğunu, kendilerine Tacik pasaportunun gösterildiğini ve İstanbul'da bir aydan, Mart ayı başından bu yana o bölgede ikamet ettiklerini ve buradan Rusya'ya geçtiklerini. Şimdi Rusya'da geçirdikleri süre ne kadar? Ona bakıyorlar. Ben Rusya'nın bu konuyla ilgili yayınlanan haber sitelerine gün boyu baktım. Rusya'da hangi adreslere gitmişler, nerede kalmışlar, kimlerle irtibat haline girmişler, telefonlarının üzerinden nasıl sinyaller alınmış, kimlerle görüşmüşler, kimlerle irtibat halinde gelmişler, onlar inceleniyor şimdi. Buradan tabii ki bir network'ü çıkacaktır bu işin. O network çıktıktan sonra da Rusya'nın tavrı, biraz önce Sayın Hocam'ın dediği gibi Rusya'nın bu konuyla ilgili tavrı biraz daha gecikmeli gelse de daha etkin bir şekilde gelecektir. Fakat şunu söyleyeyim, yani değerlendirmenin içerisinde Rusya önümüzdeki süreç içerisinde DEAŞ saldırılarıyla ilgili enteresan görüntülere şahitlik edebilir. Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği'nden yaklaşık bir aydan bu yana ısrarlı bir şekilde Rusya'daki konser ve gösteri salonlarından uzak durulması gerektiği kamuoyuna açık bir şekilde paylaşılıyordu. Evet. Bu demek değil ki saldırıyı bizzat Amerika Birleşik Devletleri organize etti de o konser salonuna gönderdi. Böyle bir şey çıkmasın söylediğimden, ama şöyle bir şey var. Yani dünyada küresel anlamda faaliyet gösteren terör örgütleri, DEAŞ bunun en güzel örneğidir, İstihbarat teşkilatlarının etkisinden arındırılmış değildir. Ama şu da değildir. DEAŞ diye bir terör örgütü var. Amerika Birleşik Devletleri ve CIA tarafından önemli oranda manipüle ediliyor, kullanılıyor, yönlendiriliyor. Buraya kadar doğru. Ama bu terör örgütlerinin tamamı, bütün hücrelerine kadar Amerika Birleşik Devletleri'nin, İsrail'in ya da batılı bir istihbarat teşkilatının %100 kontrolünde gibi bir anlam çıkmasın. Çok karışık, çok fazi dedikleri bulanık bir mantık içerisinde bunlar hareket ediyor. Bazen yapmış oldukları eylemlerin birbirinden dahi haberinin olmadığı olabiliyor. Bunlar saldırıyı gerçekleştiren kişiler. Fakat şu arabanın, aracın sahibi ben bu işin içinde yokum diye Rusya'da polis istasyonuna gidip ifade verdiği bilgileri geldi. Dolayısıyla geriye kalan 4 kişi bu şeyin içerisinde. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin ikazından sonra gündeme getirmemiz gereken önemli bir şey daha var. Malumunuz olduğu üzere Horasan grubunun saldırıları 4 Ocak'ta ya da 3 Ocak'ta İran'da. Arkasından da ben tarihlerini buraya yazmıştım, karıştırmayayım hocam diye. Hocam, o başlıklara geleceğiz birazdan. İsterseniz daha detaylı olanı konuşalım mı? Peki, tamam. Şimdi Burak Hocam, sizinle devam etmek istiyorum. Şimdi öteden beri, yani dünden beri baktığımız vakit işte Amerika bu saldırıyı önceden biliyor muydu? Biliyordu ise neden Rusya'ya bilgi vermedi? Yani 2 hafta önce yaptığı açıklama uyarı vatandaşlarına, işte konser salonlarından Rusya'ya bilgi vermiş ama Amerika Birleşik Devletleri. Öyle diyorlar. Vermiş, o zaman önlem almamış. Efendim? Rusya vermediğini söylüyor da, evet. Ama vermiş. Ve dün Zaharova da bununla ilgili acil bir bilgi istedi Washington yönetiminden. Amerika bu saldırıyı önceden biliyor muydu? Peki. Bu sefer biraz vaktim var mı? Var. Tamam. O zaman bir genelliğe gidelim. Evet. Şimdi bu tarz saldırılar olduğunda, ki bu yalnız normal bir dönem değil. Bu çok büyük bir şey. Evet. Onun bir altını çizelim. Diğerlerine benzemiyor. Böyle bir şey olduğunda önce birinci ekol çıkar. Herkes der ki bunu Amerika ve İsrail yaptı. Yani her şeyin Amerika ve İsrail'den müsebbip tutan ekol. İki. Ben de öyle diyorum. Daha komplonun 3 ekseni derim ben buna. Rusya kendi yaptırdı. Niye 3. Dünya Savaşı'na kendini sürüklesin diye. Amerika bunu yaptırdı tekrar.
3. Dünya Savaşı çıksın diye. Bir de gizli bazı güçler iki ülke birbirine girsin diye yaptırdı. Bu da 3. Dünya Savaşı senaryocularıdır. Bir de aleni olarak gözümüzün önünde bazı veriler vardır. Yakalananlar, söylenenler, itiraflar vesaire. Ben bu kadar yıldır bu hadiseleri incelerken bir şeye şahit olduysam her şeyden içinde bir tutam vardır. Abi. Yani kimse bana sırf şu sırf bu diyemez. Fazil. Bir tutam böyle. Masum değil hiçbiri. Yani. Hiçbirimiz fazil. Masum değiliz diye bir şarkı aynen öyle. Her şeyden bir şey vardır. Şimdi bakışına gelelim önce görünenle. Bana kimse bu hadisenin DAEŞ'le alakalı olmadığını söyleyemez. DAEŞ derken DAEŞ değil. DAEŞ ve yan kurumları. Oraya bağlı, buraya zaten bağlı. Zaten DAEŞ'in kuruluşu CIA efendim. İşte kime Mossad bağlıysa o sağdan. Öyle. Niye? Bakın 2000'lerden beri bir Çeçen güçleriyle Rusya arasında bizim medyaya her zaman çok düşmüyor diğer hadiseler gibi ama bir mücadele vardır ve Rusya'da yaşanan birçok terör hadisesi 2010'ların ortasına kadar diyorum 2000'lerden hatta 90'lardan itibaren çok net söyleyelim Çeçen ve Rus harbi içeride terör saldırıları bakidir. Bunu bir kenara koyun. Yani burada eğer Rusya'nın Kafkaslar'da Rusya'nın başka bölgelerde bazı aşırıcı gruplarla olan mevcut istihbarati ve terör savaşına yok dersek hata yaparız. Yani kökünü oradan alıyor mu alıyor bu bir. Evet. Dolayısıyla bir maşa bulmanız hiç zor değil bu işte. Çünkü orada kaynayan bir kazan var bu kadar yıldır. Gelelim ikinci noktaya. Hatırlayalım bugün Rusya neden Suriye'de? Suriye çağırdı. Niye çağırdı? DAEŞ'le mücadele edeceğim diye çağırdı ilk başta değil mi? Yani Rusya'nın Suriye'de bulunma sebebi de bir kere o. Dolayısıyla doğal Amerika'dan bile daha çok teknik olarak rakip. Şimdi bu görünen bildiğimiz kısmı. Putin'in mütemadiyen Ukrayna'yı hedef göstermesi normal mi? Gayet normal. Çünkü zaten savaş içinde olduğu belli gruplara hedef gösterirse bu hadiseyi kendi dış politikasında bir amaca ve emele dönüştüremez. Dolayısıyla Putin'in bu saatten sonra döndürüp dolandırıp vardır yoktur hiç önemli değil. İşi istikamet olarak göstereceği yer Ukrayna, Amerika ve NATO. Niye? Potansiyel yapacağı bazı hamlelerde tabiri caizse altlık hazırlayabilmek için onun için zaruri olacaktır bu iki. Hocam buyur üstad. Putin seçildikten hemen sonra yapıldı ya bu saldırı. Evet. Dolayısıyla Rusya yaptırdı demiyorum da bu saldırıyı da sonuçta altlık dediğiniz için sonuçta Ukrayna onlara karşı bir operasyon ya da bir farklı bir duruş içerisine girmişti. Orada bir savaş oldu. Rusya her türlü bunu kullanarak kendi etki alanını güçlendirecek ve kendi kamuoyunda da ciddi bir konsolidasyonu da sağlayacak bu. Bu aynen da. İkinci dediğimin bir evet. parçası. Ona da ek. Ama gelelim temel birkaç da noktaya. İsterseniz burada bakalım birlikte. Şimdi geçen gün ne oldu? Bir seçim oldu. Evet. Kim kazandı? Putin kazandı. Bir. Yalnız bundan daha önemli bir şey var. Ayın kaçı bugün? 20? 23'ü. 3'ü. 21 ile 19 arası yaklaşık 2 gün süren Ukrayna'nın çok ciddi saldırıları oldu. Geri püskürtmek için Rusya'yı. Bu hadiselerin ışığında, yalnız bu böyle 3 gün önce planlanmış bir şey olarak algılanmasın. Bu evveliyatı olan bir hadise ama bu hadiselerden de beslenerek Putin bu hadiseyi göreceksiniz. Bundan %100 eminim. Önümüzdeki günlerde tamamen Ukrayna, NATO ve Amerika eksenine doğru yıkacak. Evet. Ama işin içinde DAEŞ'in olduğu gerçeği de bir gerçek. Yalnız bunların da birbiriyle ilişkili olduğu da bir gerçek. Gelelim en önemli noktaya. Bakın Putin bir demokratik seçimle görevden ayrılması mevzu bahis mi sizce? Rusya'nın mevcut sisteminde. Yok. Değil. Yok bayağı %90, %90, %90, %90 yani mütemadiyen rakamlar ortada hep öyle gidiyor. Putin'in bir demokratik seçimle gidemeyeceğine göre... Biraz önce yayının başında bir şey söyledim. Bakın bu Rusya çalışanların ta o George Kennan mektubundan, telegramından beri bildiği bir şeydir. Rusya'nın onurunu zedelediğin zaman Rusya'nın hareketleri agresif olur. Şimdi siz ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Moskova'da, işin merkezinde, adamın evinde eğer sen Ukrayna'da bunu yaparsan
sen Orta Doğu'da Suriye'nin yanında şöyle yer alırsan, sen burada bunu yaparsan, sen orada bunu yaparsan bu iş senin evine de taşınır mesajı da var. Hem de ev dediğiniz yani uzaklarda bir yerde olmuyor. Sibirya'nın köşesinde olmuyor. Moskova'da en önemli zamanlardan, gecelerden birinde toplumun sosyal bir faaliyeti için gittiği en önemli gösteri merkezlerinden birinde oluyor. Bunların hiçbir tesadüfi değil. Halkın rutin yaşayışını etkiliyorsun. İstenilen de Rusya'nın agresifleşmesi aynen olabilir. Aynen bu. Bakın ben her zaman şunu söylerim. Bununla çok ilişkili. İkinci Dünya Savaşı'nın kazananı kim dediğimiz zaman hemen çıkarlar derler ki işte Amerika, Rusya tamam. İngiltere, Fransa falan. Derim ki yok öyle bir şey. İkinci Dünya Savaşı'nı kazanan iki tane ülke var. Biri Rusya, biri Amerika. İngiltere ile Fransa tarumar oldu. Yani Almanya ne kadar kaybettiyse onlar da bir o kadar. İngiltere dünya düzeninin liderliğini devretti. Niye? Çünkü savaş içlerinde geçti. Amerika'da savaşın ortasında sığınaklar var falan ama bütün partiler, danslar, düğünler devam ediyor. Rusya iki kere girmeye kalktılar. Adam bir içeri çekildi. Bir Napolyon da aldı, bir Hitler de aldı. Giremiyor kimse içeriye. Yani Moskova'daki normal hayat değişmiyor. Washington'daki, New York'taki normal hayat değişmiyor. Bu hayatınızın, günlük hayatınızı hem de Moskova'da etkileriz demek. Yani iş artık evinizin salonuna taşınmış durumda. Washington'da bu şekilde bir saldırının olduğunu düşünecek olursak büyük bir travma, Rusya için de büyük bir travma anlamına geliyor. 11 Eylül'ün yarattıklarını hala yani 11 Eylül saldırısından önce ben size sorsam, desem ki Amerikan tarihinde Amerikan kıtasını vuran böyle bir saldırı ne zaman oldu? Bir örnek verebilirsiniz 11 Eylül'e kadar. O da Pearl Harbor. Pearl Harbor. O da Amerika. Yani Amerika'nın eyaleti de Japonya'ya daha yakın gibi. O, yani ana karada böyle bir travma yaratan tek şey 11 Eylül oldu. Travma atlatılamadığı için hala dünya bu durumda. Şimdi bunlar çok sakıncalı şeyler. Bunlar çok sıkıntılı şeyler. Senin evine taşıyorum demek bu işi. Evet. Bunun neticesi öyle basit bir hadise değil. Yer de basit değil, konum da basit değil. Yani, gecesi de basit değil. Moskova şehir merkezine çok yakın. Yani 30 kilometre mesafede. Banyosu ya. Moskova banyosu. Banyosundan bahsediyoruz. Evet. Yani burada Putin'in yaptığı açıklamalar arasında şunu diyor. Yani bu işin arkasındakileri bulup cezalandıracağız. Yani bu cezalandırma. O yakalananlardan bahsetmiyor. Evet. Arkasındaki isimleri yani güçleri ya da neyse. Rusya hala bu cezalandırma kabiliyetine sahip midir? Bu güzel Ukrayna soru. Dışında. Şimdi önce şunu söyleyeyim. Bir kez daha müsaadenizle bir ek yapacağım soruya gelmeden. Bakın hangi gece oldu bu? Cuma gecesi. Doğru mu? Evet. Dün gece oldu. Cuma gecesi. Rusya'ya ben gittiğim zaman eşimle birlikte de mesela bizim çok hoşumuza giden şeylerden biri şudur. Muhakkak ama muhakkak Bolşoy'da o muazzam adamların tiyatrolarında, o gösteri yerlerinde bir bale seyretmek, bir gösteri seyretmek. Çünkü bu adamlar bu sanat konusunda dünyanın hala efsaneleridir. Şimdi unutmayın ki buraya ne olursa olsun dünyadan bir sürü turist de akıyor. Hala şu durumunda bile. Siz böyle bir yerde burayı ciddi anlamda riske ediyorsunuz. Buranın turizmini etkiliyorsunuz, her şeyini etkiliyorsunuz. Bir sanatsal gösteriyi cuma akşamı vurmak, perşembe akşamı vurmak, cumartesi akşamı vurmak Rusya'da çok ciddi bir şeydir. Evet. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Geldik şuna. Biraz önce atladığım ilk sorunuzu da söyleyeyim. Öyle geleyim bu soruya. Buyurun. Dediniz ki Amerika bunu biliyor muydu? Amerika Türkiye'de de Avrupa'nın birçok ülkesinde de bizde de rutin olur bu. Vatandaşlarına büyükelçilikleri vasıtasıyla haber yollar. Hepiniz de şahit oluyorsunuz. Aman toplu alanlara bir müddet çıkmayın. Ama durduk yere şey göndermiyor. Işte. Tabii şimdi geleceğiz nasıl gönderdi. Daha önce John Bass yaptı bizde büyükelçi falan birkaç. Çok oluyor. Beyoğlu saldırısından önce de yaptılar benzer şeyler. Ama Mahmut abi şöyle bir düşündüğümüzde bunların %80'i fos çıkar. Doğru. Bu arada Türkiye için değil bu ha. Her ülke için bunu yaşar. Niye? Açık konuşalım. Bu adamların sadece Amerika değil herkesin bizim de dünyanın birçok yerinde istihbarat faaliyetleri var. Orada bir hassasiyet, orada bir şey kulağına geldiği İndikatörler zaman. İndikatörler var. Ha, bunu alırsın. Turuncuya döndün mü duyurur. Yani kendi halkına büyükelçilik vasıtasıyla kayıtlıdır senin milletin o ülkede yaşayanlar. Fuf diye haberi verirsin. Bunu verdiğinde diplomatik olarak dış işlerinden gittiği için, büyükelçilikten gittiği için Rusya'daki gerekli birimlere de bilgi verilir. Yani Rusya'nın bilgilendirilmemesi gibi bir durum. Burada mevzu bahis değil. Önce onu söyleyeyim. O zaman ciddiye almadı. Rusya'nın ciddiye almaması durumu mevzu bahistir. Çünkü tekrar söylüyorum. Bütün bu bilgilendirmelerin %80'i 90'dan bir şey çıkmaz. Bizim için de böyle. Başkası için de böyle. Bu saatten sonra da zaten o öyle dedi bu böyle dedinin
gerçeğini bulmak mümkün değil çünkü iş siyasi bir polemiğeden. Evet. Gelelim, Rusya'nın bunu yapabilecek kabiliyeti var mı? Evet. Bak, açık bir şey konuşalım. Tamam, soğuk savaşı bitirdik. Tamam, o nükleer işte Gorbaçov dönemleri, hatta biraz sonra Boris Yeltsin dönemleri de tamam bitti. Stalin de öldü, Kruşev de öldü, Brejnev de öldü, tamam hepsi gitti. Sovyetler de gitti, ülkeler de dağıldı da bu adamlar hala askeri kapasiteyi de bir kenara koyuyorum. İstihbarati ve devlet yapısı ve devlet formatı olarak bu adamlar hala Rusya, Sovyetler demiyorum, Rus knezliğine kadar dayanan bir devletten bahsediyorsunuz. Bunlar hala etki alanıyla yapmaları gerekenle o biraz önce dediğimizi farklı yöntemlerle, farklı metotlarla ama herkesin göreceği şekilde, herkesin peki, duyacağı şekilde zili çalarlar. Hocam, peki bunu yapabilir mi dediğiniz şey ne? Neyi yapabilir mi? Yani şimdi hedef, şimdi diyelim ki bunun arkasında bir güç var. Kim o güç? Amerika diyecek o. Ne yapacak? Şimdi Amerika'ya bir şey yapmayacak da Amerika'ya bir şey yapacak. Ne dedim ben? Demirel gibi konuştum ama. Ne yapayım? Beni o yetiştirdi. İçimde var yani. Şimdi ben oradan bir şey söyleyeyim hocam. Şimdi biraz fotoğrafa baktığınız zaman bu tür şeyleri hep söylüyoruz. Bizim başımıza geldi. Bize de büyük eylemler yapıldı. Ya en son Sarıyer'deki Santa Maria saldırısı. O da Horasan grubu. O da benzer bir gruptu. Horasan ya grubu. Ya burada örgütün bir hedefi mi var? Örgüt ne yapacak abi? Örgütün nasıl bir hedefi var? Yani Rusya'yı vurarak, Rusya'da sivilleri vurarak nasıl bir hedef elde etmiş olacak? Ben oradan yola çıkarak şunu söyleyeceğim. Asıl burada o örgütü sevk eden bir akıl var. Tabii. Asıl onu bulmak lazım. Şimdi onu da bulunca şöyle bir şey söyleyeceğim. ABD 9-11'de vuruldu. Ne yaptı? Gitti nereyi bombaladı? Afganistan. Afganistan mı yapmıştı peki? Ya o da çok şey muallakta kalan bir şey. Yani geldi Irak'ı vurdu. Irak mı yapmıştı? Buradaki durumda ben şunu okuyorum Mahmut abi. Bir kere açık konuşalım. Rusya yani gerçekten abi bu sana bu değil şu yaptı deseniz bile, ispat etseniz bile Rusya için olay bugün itibariyle net. Ukrayna, Amerika, NATO. Tamam. Bitti. Yani gerçekten o yapmamış olsa bile o yaptı derler. Diyorlar derler. Bitti o iş. Şimdi bu saatten sonra ilerleyişi Rusya'nın Amerika'ya bir şey yapamaz. O nebzede o güç yok. Yalnız Ukrayna üzerinden bir, bilhassa Orta Doğu'da bunu takip edin, hatta Suriye'de. Amerika'nın içerisinde bulunduğu bazı örgüt ve ne diyelim birliklerinin olduğu diyelim. Suriye için konuşuyorum bunu. Direkt Amerikan stratejik hedeflerini... Oralara kendi değil. Bekaret. Ve ertesi günde aynı Amerika'nın yayınladığı gibi bu terör saldırısından dolayı çok ne diyelim? Üzgünüz. Bildirisinde yayınlar. Ama buradaki ben birincil hedefi söyleyeyim. Hiç beklenmeyen ve tahmin edilmeyen bazı Ukrayna hedeflerini en geç önümüzdeki iki hafta içerisinde çok sert bir şekilde. Suriye'de iki hafta içerisinde çok sert bir şekilde, bakın iki yer söylüyorum, bazı hadiselerin olacağını düşünüyorum. Direkt Rusya'yı Ukrayna'da tabii ki göreceksiniz. Ama Suriye veya başka bir yerde, yani bunu bak iki hafta diyorum, fazla da demiyorum. Belli noktalarda yapılan hadiselerde hedef olarak da bu noktaları yapan olarak da Ukrayna hariç Rusya'nın güdümünde olup da olmayan bazı grupları da göreceksiniz. Evet. Peki, burada bir cümle söyleyebilir miyim? Ya şöyle bir şey var hocam. Şimdi bu saldırının sivillere yönelik yüzü aşkın insan ölüyor. Şimdi burada fotoğrafa bakınca nasıl bir zamanlama, hani zamanlama manidar diyoruz ya, nasıl bir zamanlamada yapılıyor bu? Rusya seçim, Putin seçime girmiş. Yani özellikle de Müslüman coğrafyada %90'ın üzerinde, 97 oy almış. İnanılmaz bir motivasyon ve moral gücü kazanmış. Ukrayna'da da moral gücü kazanmış. Değil mi? Son ataklara baktığın zaman müthiş bir moral gücü kazanmış. Bu olay neye yol açıyor? Rusya'yı içeriden çökertmeye yol açıyor. Burada direkt hedef Ukrayna'dır. Ukrayna'daki Nazi, ben dün de söyledim. Nazi taburları dediğimiz 2014'teki o Maydan'daki katliamları yapan yapıların devreye girme ihtimali çok yüksek. O yüzden Putin ya da Rusya
ağırlıkta Ukrayna diyor. Ama yani Ukrayna yönetimi herhalde bunun bu saldırıyı isteyebilecek son yönetimdir diye düşünüyorum. Yani savaşın daha da alevlenmesi, daha da ilerlemesini ne Kiev ne Moskova yönetimi istiyor. Rusya kendimi yaptı. Hayır, ne Kiev ne Moskova yönetimi ister diye düşünüyorum. Ya yani kim Ukrayna'da savaşın devam etmesini istiyorsa olan şüpheli odur. Ama orada geliyor. orada şöyle bir soru akla geliyor. Hangi ülke yani kendi işte merkezinde, kalbinde böyle bir saldırıyı organize eder, yapar, yaptırır? Yani ya Rusya kısmı burada biraz komplo gibi olur da ben Ukrayna eksenli, Ukrayna'yı bu noktaya taşıyan istihbarat örgütleri eksenli bir süreç olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Bu istihbarat örgütü CIA olabilir, Mossad olabilir, başka bir şey olabilir. O orada moral bozucu, Rusya'yı içeride kendisinde çelişki yaşayabilecek. Yani düşünsene sivillere yönelik ve tarihinin en başarılı seçimini geçirmiş bir siyasi aktörü moral bozucu bir eylem. Kışkırtmak olabilir mi bu işin sonu? Evet, kışkırtmak boyutu da var. Ama dediğim gibi ben Ukrayna eksenli ve Batı eksenli bir plan olduğunu düşünüyorum. Evet. Ben Burak Hoca yani çok konunun şeyinde dışında da değil, içinde değil bir soru soracağım. Şimdi Rusya Hocam, dediniz. Hocam isterseniz bir ara verelim. Aradan sonra sizin sorunuzla başlayalım mı? Tamam. Hem daha rahat bir şekilde, daha uzun bir şekilde sormuş olursunuz. Hem de biz aramıza da gitmiş oluruz. Şimdi çok kısa bir ara, reklamlardan sonra yeniden karşınızdayız. Evet, satır arasına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Rusya'nın başkenti Moskova'daki terör saldırısını konuşuyoruz. Olan şüpheliler kimler? DAEŞ üstlendi ama Moskova yönetimi buna ikna olmuş değil. Ukrayna'yı işaret ediyor ve Ukrayna'nın arkasındaki güçleri işaret ediyor. İlk bölümde konuşuyorduk. Hilmi Daşdemir'le devam edeceğiz. Hem sizin bir sorunuz olacaktı hem bu saldırının arkasındaki olan şüpheliler kimlerdir? Onu sormuş olayım size. Şimdi Burak Hoca az önce Rusya'nın aslında anlaşılabilmesi için Rus knezliğine o kadar geriye gitmek gerektiğini söyledi. Şimdi İran'ı anlamak için Perslere inmemiz gerekiyor. Çin'i daha geriye gidip o Perslerden de geriye. Aryanlara, Medlere, evet. Ahameniklerin detayına bakmak gerekiyor. Yani dolayısıyla Aryan, İran zaten aynı şey. Evet. Kökü oradan buralara gitmek gerekiyor. Sonuç itibariyle Almanya'nın, efendim İngiltere'nin de onların da kadim bir geleneği var. Bizim Türk geleneği bir şekilde savaşlarda kendisini gösteriyor ama devlet geleneği olarak nerededir? Onu kısaca çok konuyu dağıtmadan bir iki cümle söyleyebilir misiniz? Şimdi kısaca da olsa bunu söylemekte de fayda var yani herkes için. Bakın ben bunu çok söylerim. Biz Anadolu topraklarındaki bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti ne kadar kadim bir devlettir ki Orta Asya'dan itibaren askeriyemizi vesairemizi yani üç günlük devlet değiliz. Çok eskilere dayanan bir devletiz. Ama bir de Anadolu'ya girdikten sonra bilhassa Anadolu Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye. Niye Anadolu bölgesi diyorum? Ondan sonra tarihimizde yine kurulmuş Türk devletleri var ama bir Timur'la Yıldırım Beyazıt savaştığında içiniz kimden yanadır? Yıldırım Beyazıt. Ya ben bir Yıldırım Beyazıtçıyımdır daha çok. Tamam. Veya ne bileyim Uzun Hasan'la Fatih kapıştığında kimden yanasındır? Ben bir Fatih kazansın istiyorsun işten önce. Evet. Bunu şundan söylüyorum. Onlar da Türk. Tabii. Onlar da Müslüman. Ama ve lakin Anadolu topraklarına girdikten sonra o kadim devlet tecrübesinin üzerine bir de buranın harmanı, buranın kültürü, Anadolu bak büyükten ziyade Anadolu Selçuklu, üstüne Osmanlı bir de Türkiye Cumhuriyeti tarihi binince senin burada yaşadıkların, geçirdiklerin bambaşka bir devlet tecrübesi veriyor. O yüzden bunu da neden söylüyorum? İyi bir soru oldu aslında. Konunun hem içi hem dışı. Bazen Türkiye'ye bakarken böyle şey bakar herkes. Kendimizden bahsediyorum. Kendi içimizden bahsediyorum. Ya işte bu Amerika bilmem kaç bin senelik plan yapıyor. Öbürü bilmem ne yapıyor. Öbürü şunu yapıyor. Amerika'nın kendisi 300 senelik. Kaç bin senelik. İşte mesele o. Ne kadar güçlü olursanız olun, topunuz tüfeğin çok da olsa, ekonomin çok kuvvetli de olsa, olmasa da kadim devlet geleneği de devlet tabiri çok enteresan bir şeydir. Bu üç günde oluşmaz.
Bu 13 günde de oluşmaz, bu 300 senede de oluşmaz. Bu ciddi bir duruştur, bir tavırdır, bir mevcudiyettir, bir hissiyattır. Mesela bugün bakın her Türk'ün içinde böyle böyle bir devlet algısı vardır. Tabii. Bir devlet tecrübesi vardır. Yeni doğan çocukta da bu böyledir. O yüzden yani Türkiye'ye bakarken, Türkiye'nin hamlelerine bakarken işte o bilmem şöyle güçlü devlet, bu böyle güçlü devlet, biz de güçlüyüz ama falan değil o iş. Bu hissiyatta, mevcudiyette, tecrübede, yaşadığında ve yaşayacağında olan bir hissiyattır. Çok önemli bir nokta tabii, olduğu için biraz uzattım, kusura bakmayın. Ben de şöyle bağlamak isterim bunu. O geçmişte Timur'la Yıldırım'ın arasındaki o iki önemli komutanın, iki önemli devlet adamının arasındaki savaş bugün barışla neticelendi. Çünkü Özbekistan'la Türkiye tarihte hiç olmadığı kadar bir dostluk ve geleceğe ortak iletişim pencereden bakan bir noktaya geldi. Ve tüm Türk Cumhuriyetleriyle ben genel olarak Cumhur İttifakı'nı da şu şekilde değerlendiriyorum. Konuyu da biraz değiştirmiş olayım. Hocam ve Yusuf Alabar da yeteri kadar konuya vakıflar, onları açıkladılar. Ben Cumhur İttifakı'nı hem Sayın Erdoğan'ı ve Sayın Bahçeli'yi geçmişte mesela Bilge Kağan ve Tony Cook'un oradaki birlikteliği, efendim Çağrı Bey ve Tuğrul Bey'in efendim birlikte Selçuklu'yu kurması gibi hadiselere baktığımız zaman şu an Cumhur İttifakı'nın aklı da o birlikteliklerin, efendim kardeşliklerin, birlikte geleceğe bakmanın bir tezahürü olarak bugün kendisini gösteriyor ve Türk Cumhuriyetlerindeki o birlikteliğimizin efendim birazcık daha efendim neşet bulması, ileriye matuf bir takım projeksiyonlar ortaya konması açısından oldukça kıymetli görüyorum. Ben bunu Sayın Bahçeli'ye de söylemiştim. O da hak vermişti. Bunu da altını çizmek isterim. Şimdi Mahmut Öğür, DAEŞ yani son 4-5 yıla baktığımız vakit ortada olmayan bir terör örgütü. Yani bu derece büyük, sansasyonel saldırıları yapmayan bir örgütten, terör örgütünden bahsediyoruz. Ama bu sene içerisinde işte az önce de belirttik, Kirman saldırısı 100'e yakın kişinin hayatını kaybetti. Yine bunu DAEŞ üstlenmişti. Şimdi Moskova'da yine 150'ye yakın kişinin hayatını kaybettiği bir saldırı. Türkiye Sarıyer Kilise. Kilise. Hepsi DAEŞ Horasani üstlendi. Evet, yani baktığımız vakit 2024 yılında ne oldu da DAEŞ yeniden alevlenmeye başladı? Yani bir şey mi olacak yine bölgede? Arada başka eylemler var mı bilmiyorum ama yani sonuçta DAEŞ'in nasıl ortaya çıktığını az çok biliyoruz. Evet. Yani bir örgütün kendi iç hesaplaşmayı, iç yürüyüşü bir hedefi mutlaka vardır. Ama DAEŞ'i düşününce DAEŞ bir vekalet savaşları yürütmek üzerine kurgulanmış bir örgüttür. Bunun evet. tartışması yok. Yani bugün Suriye'de, Irak'ta çıkış itibariyle özellikle de bizi çok yakından ilgilendiriyor. Yani düşünün Kobani meselesini çok acı bir şekilde yaşadık. 50'yi aşkın insan yaşamını yitirdi. Ya Kobani meselesinde DAEŞ'in nasıl bir hesap olabilir? Yani önce Erbil'e saldırdı, sonra Kobani'ye saldırdı. Bütünüyle belliydi. Zaten hani şöyle bir hatırlayın fotoğrafı BBC yayınlamıştı. Afganistan'a götürülen DAEŞ kamyonlarla, araçlarla götürülüyordu. Kim götürüyordu? ABD götürüyordu. Evet. Çok netti. ABD Başkanı Trump da açıkladı bunu. Yani Obama'nın kurduğu bir örgüt diye bahsetti. Şimdi bu örgütü şu anda Rusya'da görüyoruz. Tam Rusya, Suriye üzerinden farklı terör örgütleri yapılanması var. Onların Rusya'nın içine taşınma ihtimali var mı? Var. Ama bu olaya baktığın zaman, bu son dönemdeki olaylara baktığımız zaman tamamen bu bölgedeki hakimiyeti dizginlemek, yön vermek, birilerine ders vermek üzerinden yapılıyor. Mesela bizdeki Sarıyer'e bakıyorsun. Ya ne alaka? Nereden çıktı bu? Ya bir bakıyorsunuz, o da Rusya tarafından gelmişti. Yani Ukrayna, Rusya üzerinden geldiler ve Türkiye'de eylem yaptılar. Bütün bunlara baktığın zaman bir el, yani bu illa ABD'nin yönetimi olması gerekmiyor. İstihbarat örgütleri farklı biçimlerde, farklı hedefleri o örgütlere gösterirler. Kimi para, şimdi paradan da bahsediliyor. Mesele sadece para da değil. O örgütün kendisine yönelik bir eylemi gerçekleştirmek istediğinde farklı söylemler üzerinden onlara bu yön çizilebilir. Yani böyle bir yapısı var.
bilerek yapıyorlar diye düşünüyorum. Yani DAEŞ'ı böyle ileri sürerek bir biçimde devletleri dizayn etmek, kaosu devam ettirmek diye düşünüyorum. Yani başka da bir hesap olamaz diye düşünüyorum. Çünkü Rusya'ya fotoğrafın bütününe bakın. Ya bu eylem kimin işine yarar diye. Hani Mahir Kaynar'ın o ünlü bir şeyi var, yaklaşımı var. Yüzü aşkın insanı öldürmüşsün, katletmişsin, derin bir vahşet yaşatmışsın. Kimin işine yarar? Yani baktığın zaman Rusya'yı zayıflatmak, içeride çökertmek ya da Rusya'nın moralini bozmak. Ki biz bunu yaşadık. Mesela Reyna saldırısını hatırlayın. Aynı benzer bir saldırıydı. Evet. Geldi, Reyna'da düşünün yılbaşı gecesi içeri girdi, taradı, 39 kişiyi katlettiler 2017 yılında. O da tacikti. Tacikti. Ve burada dikkat edin, hedef ne? Hedef tamamen Türkiye'deki morali bozmak, turizmi etkilemek, yaşamı zorlaştırmak, moralleri buna yönelik bir hedefti. Benzer bir şeyi Rusya'da da görüyorsun. Yani bunu sadece hani şöyle Rusya kendi içinden Ukrayna'yı işgal etmek ya da daha ileri gitmek üzerinden bakanlar da var. Ben de öyle görmüyorum işin doğrusu. Yani Rusya Ukrayna'ya yönelik bir hedefi hesabı var mı? Var ama... Her şeyden öte onurunu zedeleyen bir davranış, öyle değil mi? Ya ciddi bir şekilde, çünkü ciddi bir moral motivasyon seçimle kazanmış bir Putin var. Putin'in karizmasını çizmek üzerine yönelik bir saldırı diye düşünüyorum. Evet. Çünkü mesela DAEŞ'in nasıl bir hedef olabilir Rusya'ya ilişkin? Değil mi? Rusya'yı zora sokan DAEŞ'in nasıl bir hedef olabilir? Şu ana kadar da öyle büyük bir DAEŞ-Rusya çatışması da görmüş değiliz. Burada o yüzden tamamen Rusya'nın moraline yönelik, Rusya'nın içine yönelik, içini karıştırmaya yönelik bir eylem diye düşünüyorum. O yüzden de ben daha çok Ukrayna bağlantılı ya da işte CIA ya da o türden istihbarat örgütleri, Nazi taburları üzerinden, çünkü onlar dışarı karşılıklı konvansiyonel savaşta etkili olamadılar. Bu sefer ne yapacaklar? Terör yöntemiyle Moskova'nın içine kadar girip sızıp içeriden kuşatma gibi bir yöntem izleyecekler diye bakıyorum olaya. Şimdi Trump'ın o sözü hatırlattık. Meşhur seçimlerden meşhur, önce yaptık. Bir ona bir kulak verelim, tamam. Ondan sonra sizinle devam edelim. Donald Trump, yani Amerikan ABD'nin eski başkanı, direkt birinci ağızdan itiraf etmişti. DAEŞ'i Obama kurdu, Obama ve Clinton kurdu demişti. Bir hatırlayalım, ondan sonra Sayın Alabar'a da sizinle devam edelim. We're going to defeat ISIS and radical Islamic terrorism. ISIS is honoring President Obama. He is the founder. He founded ISIS. And I would say the co-founder would be crooked Hillary Clinton. Yani he is the founder. Yani kurucusu. Biri kurucusu, biri de co-founder. Kurucu yardımcısı. Ya da diğer yardımcı kurucusu. Yardımcı kurucusu Obama'dır. Yani çok iddialı bir açıklama. Çokça tartışılmıştı. Tabii sadece bunun üzerinden giderek İşte DAEŞ bir Amerikan kontrolündeki terör örgütüdür demek doğru değil. Biraz önce onu söyledim. Ama konuşan kişi Amerika'ya başkomutanlık yapmış. İşte yani sıradan bir kişinin itirafından bahsetmiyoruz. Burada Amerika Birleşik Devletleri'ni aklıyormuş gibi haber ekranlarında bir konuşma yapıyor olmak istemem ama... Snowden raporu da var zaten, orada da CIA, Amerikan İstihbarat Örgütü, Mossad ve... İngiliz istihbarat örgütünü işaret ediyor da biliyorsunuz. Evet. Yani bu terör örgütlerinin içerisinde yoğun bir şekilde istihbarat angajmanı vardır. Sanırım Amerika Birleşik Devletleri'nin DAEŞ Horasani dahil olmak üzere bütün DAEŞ yapısı, Boko Haram yapısı, PKK-YPG yapısı gibi yapıların içerisindeki angajmanı çok önemli bir külliyat tuttuğuna emin olabiliriz. Tam da o noktadan. Evet. Yani ne oldu da işte bu Trump'ın açıklamaları vesaire, bunun hani organik bağlantıları olduğunu biliyoruz DAEŞ'le Amerika'nın ya da istihbarat örgütlerinin, CENTCOM'un ya da Pentagon. Ne oldu da Amerika köşeye sıkıştı mı da yeniden DAEŞ kozunu ortaya koymaya başladı? Şimdi köşeye sıkışmak olarak nitelendirmek ne kadar doğru bilinmez. Ama bu saldırıdan kimlerin istifade ettiğini biraz önce Mahmut abinin söylediği şeyin üzerine birkaç hususu koyarak gidelim. Evet. Şununla ilgili bir şey söylemek istiyorum. İşte bu 48 saat öncesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin bütün dünyaya açık olacak şekilde yayınlanmış olan mesajı. İşte Moskova'daki, bak şurada çok önemli, konserleri de içerecek şekilde diyor. Ki konser salonu gibi bir yerde bu gerçekleştirildi.
Bu saldırının birebir planlayıcısı CIA anlamına gelmiyor. Fakat işte o angajman vasıtasıyla kendilerine indikatör dediğimiz ikaz işaretleri vardır. Sarı, kırmızı, yeşil, turuncu gibi. Demek ki Moskova'daki bu saldırıya dair CIA'nin elindeki bilgiler, yani o gruba angaja olmuş istihbarat birimlerinden akan bilgiler, bu anlamda indikatörleri turuncuya ya da kırmızıya getirdi ki bu açıklamayı yaptı. Şimdi dolayısıyla ben olayı bu şekilde değerlendiriyorum. Yani salt Amerika Birleşik Devletleri tuttu da bu saldırıyı yaptı dersek biraz komplocu bir yaklaşım olur. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin Merkezi Haber Alma Teşkilatı bu tür küresel teşkilatların tam orta göbeğindedir. Bu ayrı bir şey. Şimdi biraz önce söylemiş olduğunuz soru. Neden, ne oldu da bu konu gündeme gelmiş olabilir? Tabii ki bunlar komplo olarak izah edilebilecek varsayımlar. Yani buradan kim faydalı çıktı sorusunun rasyonel temelde 2 artı 2 4'tür gibi bir cevabı yok. Ama Avrupa uzun bir zaman diliminden bu yana Ukrayna cephesine yardım etmekten bitap düştüğünü açıklıyordu. En son Trump dedi ki Zelenski bir daha Amerika'ya geldiğinde kendisine verilen para kredi olarak verilmeli. Çünkü hibe olarak veriyor. Ne zaman buraya gelse 50-60 milyar doları sakal yapıp gidiyor dedi. Bakın aynen bu cümleleri kullandı tercüme edersek. Şimdi bu şartlar altında Ukrayna cephesinde büyük sıkıntılar oluşmaya başladı. Ve önümüzdeki bahar ayları ile birlikte Rusya'nın Ukrayna'da çok daha kapsamlı bir taarruzi harekatı deneyeceği bilinen bir şeydi. Bu taarruzi harekata yönelik olarak da hatırlarsın Orhan Sali, Fransa lideri Macron eğer Rusya Odessa'ya yönelik bir harekat gerçekleştirirse Fransa olarak buna kayıtsız kalmamaktan falan bahsediyordu. Eğer Rusya gerçekten Ukrayna sahasında çok kapsamlı bir harekata girişir ve Odessa dahil olmak üzere Ukrayna'nın denizle irtibatını kesecek olursa bu büyük sıkıntı olacaktı. Avrupa açısından da Türkiye açısından evet. da. Neden Türkiye açısından? Hiçbir şekilde Ukrayna topraklarının deniz ile bağlantısının kesilmesi bizim çıkarlarımızla uyuşan bir şey değil. Yani Ukrayna ile o zaman ilişkini Balkanlar üzerinden sağlamak, Polonya, Romanya üzerinden sağlamak durumunda kalırsın. Şimdi bu birincisi. İkincisi, İsrail'in malumunuz olduğu üzere Gazze'de Refah sınır kapısına yönelik önümüzdeki süreçte bir kara harekatı başlatmayla ilgili plan konuşuluyor. Biden hatta bu konuyla ilgili olarak Tel Aviv'e gitti, bir takım görüşmeler yapıyordu. İşte bunun bir perdelenmesi maksadıyla bu saldırıyı takip eden saldırılar da meydana gelebilir. Bu bir perdeleme saldırısı hüviyetinde de olabilir. Diğer önemli bir husus ise biliyorsunuz Çin'in Amerika Birleşik Devletleri'nin stratejik tehdit dokümanına baktığımızda ABD'ye alternatif üretebilme potansiyeli olan yegane devlet olarak konumlandırıldı. Evet. Yani Rusya bu kadar nükleer silahına rağmen ABD'nin yerine ikame edilebilecek alternatif bir devlet değil. Neden değil? İşte 140 milyon nüfusu var, 144 milyon ve daha çok doğalgaz, petrol gibi yerüstü ve yeraltı zenginlikleriyle bu değirmenin çarkını döndürüyor ve bu iştah da kabartan bir coğrafya. Ama Çin öyle değil. Çin bir küsür milyar nüfusu, çok yoğun teknoloji, Ay'a çıkıyor. Mesela Uluslararası Uzay Ajansı'nın şeyin içerisinde Çin'in yeri yok çünkü kendisine ayrı yapmış durumda falan. Şimdi Çin'i kuşatmak istiyor. Çin'i kuşatmanın kendi içerisinde parametreleri var. Biraz önce Sayın Hocam çok güzel Kagan'ın containment policy dedikleri kuşatma politikasını Soğuk Savaş döneminde kökünün, temelinin atıldığı uzun telgraftan bahsetti. O daha sonra ABD'nin siyaseti haline gelmişti. Şimdi yaratıcı kaos diye bir kavram çıktı. Kargaşa, terör gibi olaylardan istifade ederek buradan farklı amaçlara uzanmanızı kolaylaştıran işlemler. Şimdi Çin'in siz ticaret ve enerji koridorlarını kesmek istiyorsunuz. Evet. Bununla ilgili denizde ne yapıyorsunuz? 2-3 cümle söyleyeyim. Denizde ne yapıyorsunuz? AUKUS. Avustralya, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bir donanması. Bunlara Japonya, Güney Kore gibi kadim Amerikan dostlarını Yeni Zelanda gibi ekleyebilirsiniz. Denizden bu. Bir de İnci Kolyesi projesi vardı adalar üzerinde. Bu Beyrut'ta falan patlamalar, efendim Sri Lanka'daki hatırlayın bir terör saldırısı. Bunlar hep denizden kuşatma yönünde ortaya koyulmuş hamleler. Şimdi Çin'in karadan kuşatılması, ticaret yollarının kesilmesi için de
bu yaratıcı kaosun önümüzdeki süreçte daha yoğun göreceğiz. Peki yani hem Amerikan seçimleri de var. Yani tabii onunla da alakalı. Ona kadar da daha da yükselen bir bu Amerikan seçimlerinin dışında da devam edecek. Evet. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin 2025'e de tabii seçim daha Trump kazansa da seçimler üstü bir pozisyon olarak Trump da çünkü Çin'i kuşatmak istiyor. Ne diyor? Evet. Trump'ın konuşmalarını ben her gün dinliyorum. Ben seçilmezsem kampanyası olur. İktidara geldiğinde Çin'in gönderdiği bütün elektrikli araçlara %100 vergi uygulayacağım falan diyor. Yani Trump Çin'in kuşatılmasında daha farklı bir şey düşünmüyor. Şimdi bu ticaret koridorlarının kesilmesi için önümüzdeki süreçlerde Fergana Vadisi, Özbekistan, Rusya'yı saydık. Efendime söyleyeyim, Uygur bölgesi, Çin'in Uygur bölgesi ve bu bölgeye ulaşan Vakan koridoru. İşte Pakistan'la Tacikistan'ın arasında bir Afgan toprağı. Buralarda da çatışmaları görürsek o zaman şunu anlayacağız sevgili Orhan Salih. Bu Horasan kolu dahil olmak üzere terör eylemleri Çin'in karadan kuşatılması, ticaret yollarının etkisizleştirilmesi gibi hususlarda çok önemli vazife görecek. Bu kaostan da Amerika Birleşik Devletleri yeni bir dünya düzeni ihdas etmenin yollarına bakacak. Ben olayı bu şekilde yorumluyorum. Yani perdeleme var, Ukrayna Savaşı var, Çin'in kuşatılması gibi bir şeyler var. Evet. Bir cümlem kaldı, buyurun. Onu söyleyeyim mi? Şimdi bu terör olaylarıyla ilgili terör üzerinden devlet kurmak mümkün değil. Yani ben terör uyguladım da bu uyguladığım terör sonucunda devlet kurdum diyen bir tek devlet var. İsrail. İrgun ve Haganah diye iki terör örgütü üzerinden İsrail'de bir terör devleti oluşturdular ve İrgun ve Haganah İsrail ordusunun IDF'in ana omurgası haline geldi daha sonra. Ama bir farklılıkla dünyadaki bütün Siyonist sermaye İsrail'in burada devletleşme sürecini destekledi ve öyle oldu. Yoksa yani DAEŞ'in Horasan kolundan, Irak Şam İslam Devleti'nden falan bir şey çıkmaz. Kimse tabii, öyle bir şey tabii, değil. Sadece tabii, bunlar dediğiniz gibi vekalet ya da proxy warlar. Peki teşekkür ederim. Şimdi tam da o noktada İsrail'den devam etmek istiyorum. Şimdi olan şüphelileri konuşmaya devam ediyoruz. İsrail'de Filistin'e yönelik bir soykırımı devam ediyor. Burak Hocam sizinle devam edeceğim. Şimdi geçtiğimiz günlerde, geçtiğimiz haftalarda İsrailli bir isim, bir siyasetçi, bir vekil Rusya'yı tehdit etmişti. Bir hatırlayalım mı? Bir tazeleyelim hafızamızı. Ondan sonra bunun üzerinden bir konuşmak istiyorum. İsrail'in buradaki dengedeki rolü nedir? Respect that I understand you're on the Russian payroll and I understand this is a Russian propaganda, but you have to be very careful because let me tell you, we're going to finish this war. We're going to win because we're stronger. After this, Russia will pay the price. Believe me, Russia will pay the price. Russia is supporting the enemies of Israel. Russia is supporting Nazi people who want to commit genocide on us, and just Russia will pay the price. Russia also. Now let me listen to me very carefully. We are going to finish with these Nazis. We're going to win this war. It's going to take the time it's going to take, but we're going to win this war. Afterwards, we're not forgetting what you are doing. We're not forgetting. We will come. We will make sure that Ukraine wins. We will make sure that you pay the price for what you have done. You as Russia, and you and as all the enemies of Israel, and you as all the people who are now making everything they can to support genocide of the Jews in Israel. We are not forgetting. We are not forgetting. Remember exactly what I'm saying now. You will pay the price. Evet Burak Hocam, konuşan isim Likud Partisi Milletvekili Amir Vietman. Evet. Ne oldu da İsrail'i bu kadar Ruslar kızdırmış olabilir? Şimdi Türk siyasi tarihine gidelim mi? Bir örnek verelim mi? Ne alaka İsrail'e bağlayacağız? Bağlayalım. Hocam Türkiye'den bağlar. Her yere bağlanır. Şimdi Trump'ın konuşması vardı ya biraz önce. Evet. Trump'ın o konuşması ne zaman yapıldı? 2016 seçimlerinden 2016, önce. 17. Yeni değil. Yani seçildiği seçimlerden önce. Dolayısıyla adam iktidarda değil, muhalefette şey eleştirmek istiyor. Başkan Obama'yı ve Hillary Clinton'ı. O da sonra da söyledi. Söyledi. Mühim olan şu. Bu ilk konuşma. Kongre'de tartışıldı, orada da benzer şeyler söylendi. İlk konuşmayı yaptığı zaman seçim öncesi. Şimdi biz de rahmetli Demirel, rahmetli Ecevit 77-78 dönemi. Ecevit iktidarda o sıra Adalet Partisi, sanıyorum Milliyetçi Cephe 2 var. Devamlı eleştiriyor. Diyor ki kontrgerillayı açıkla. Kontrgerillayı açıkla. Malum Türkiye'de bir kontrgerilla meselesi var. O sırada Demirel'den hiç çıt yok. Açıkla diyor, Demirel'den çıt yok. Açıkla diyor, çıt yok. Sonra bir şey oluyor, Ecevit hükümeti geliyor.
Ecevit iktidara gelince Süleyman Bey diyor ki soruyordun şimdi sen iktidara hadi bakalım sen açıkladın. Bu sefer Ecevit'ten çıt yok. Şimdi Trump'ın Ecevit açıkladı ama hoca. Ha? Açıkladı bir kısmıyla. İşler bittikten sonra. Ama yani sonra. Kendisinin de suikast yapan yapıyı da açıklamakta cesaret edemedi. Yani Trump'ın işi de bu iş. İktidarda değilken, muhalefetteyken bazen bazı sorular daha rahat sorulur. İktidara geldikten sonra DAEŞ'i bitirdin mi desen tartışırım. O yüzden hangi konuşmanın, hangi vekilin, hangi kişinin neyi ne zaman nerede dediği önemli. Bu arkadaşa bakalım. İktidar partisi kim? Teknik olarak net, yani tek başına değil ama. Evet, çok ortaklı bir koalisyon. Netanyahu'nun Likud Partisi. Likud Partisi. Doğru mu? Evet. Likud Partisi içerisinde bir sürü milletvekili var, çoğunluk partisi. Böyle bir açıklama çok duydunuz mu? İstisnasız hayır. Evet. Bir. Rusya bugün itibariyle mücadele ettiği en büyük güç. Bu tabiri kullanmaktan hoşlanmıyorum çünkü İslam'la terörün yan yana gelmesi işi beni dünyada rahatsız ediyor. Ama ve lakin Rusya ağzıyla konuşalım. İslamcı terör grupları Rusya'nın tabiriyle. Onunla mı daha çok mücadele ediyor İsrail'le mi? Açık ara öbürüyle. Hamas'la herhangi bir organik bağ var mı? Yok. İran'la var. Suriye'yle var. Suriye'den dolayı belli noktalarda İsrail'le ters düşmesine rağmen İsrail'le oradaki Hamas güçlerini yan yana koyduğunda Rusya için hangisi önemlidir de açık ara seçimini İsrail'den yana yapar. Bu üç. Ha bir de dört, bu işin geçmişi var. Bizim elayalar dediğimiz akınlar vardır. İsrail kurulduktan sonra, daha doğrusu İsrail'in kurulma niyeti vaka olduktan sonra, Basel Kongresi'nden sonra bu Theodor Herzl'lerle falan bir akın başladı şeye. Elayalar. İsrail olmayan, o zaman Filistin topraklarına. Bugün İsrail'i kuranların %70'e yakını, biliyorsunuz malum Safarat Yahudileri derler, Eşkinaz Yahudileri derler, ağırlığı Rusya'dan göçenlerdir. Şimdi buradaki hadisenin temeline bakarsanız, şunu hiçbir zaman uluslararası ilişkilerde söyleyemezsiniz. Rusya'nın hiçbir şekilde hiçbir şeyle alakası yoktur. Her ülkenin bir şeyle bir noktada vardır ama bu çok ekstrem bir örnek. Yani şunu özellikle İsrail'in son bir ayda diyelim, belki de biraz daha geniş zamanda yayabiliriz ama bir yalnızlaştığını dair bir şey var, bir durum var, bir realite var, bir de facto bir durum var. Bunu Amerika'da net bir şekilde söylüyor. Bak yalnızlaşıyorsun, tavrını değiştir yoksa dünya tarafından gittikçe daha izole edilen bir ülke haline döneceksin diyor. İşte ekonomisten tutun da farklı bir uluslararası bilinmiş dergilerin kapakları da manşetleri de bu yönde atılırken böyle bir olay yaşanıyor. Dikkatlerin tabii dağıldığı bir nokta. Böyle bir olay dediğimiz Moskova'daki olay ya da farklı. İşte DAEŞ bağlantısı, CIA bağlantısı nedir, ne değildir o tartışılır. Yani bir komplon dışında tutacak olursak. Yani burada İsrail bu yarar mı, yaramaz mı? Bundan sonraki süreçte nasıl bir tutum takınır onu merak ediyorum. Şimdi gelin bir akıllardaki şeyi söyleyelim de direkt. Evet. Bunu gören birinin ne diyeceğini. Evet. İsrail'le Amerika organize etti Moskova'daki şeyi. Bunu duyan önce bunu der değil mi? O zaman ben bir adım daha ileri götüreyim. Amerika bu adama dedi ki sen Rusya'yı hedefe koy. Böyle diyerek Rusya'yı bilmem neyle ters tut. Bunun sonu yok. Bu böyle gittikçe gider. Ben real bilimsel olarak bir şey söyledim. Buyurun. Artısını eksisini bir yana koyduğunuzda önümüzde yalnız gördüklerimizi görmediklerimizle ilgili dünyalar anlatabilirim size. Atıp tutabilirim. Ama gördüklerimizde şu çok ciddi laflar bunlar. Ekstrem laflar. Bu hadise şu demek İsrail'in en büyük düşmanı bu adama göre. İsrail'in en büyük düşmanı Rusya. Buradan o çıkıyor. Hoca orada bir nokta var ama. Net. Hoca orada bir nokta var. Şimdi İsrailli vekil niye bunu söylüyor? Nereden çıktı yani? Değil mi? Durup dururken söylemiyor. Evet. Nereden çıktı biliyor musunuz? İsrail, Putin Rusya tarihinde ya da Rusya'nın son döneminde İsrail'in Gazze vahşetine karşı çok net tavır koydu. Ona bile tahammül edemiyor. Bak Rusya ile İsrail ilişkileri çok iyi. Hoca da söyledi, o ilişkileri de iyiydi. Ona rağmen ama Putin çok açık bir şekilde bu süreci, Gazze'deki süreci kınadı. Yanlış yapıyorsunuz diyor. Yanlış yapıyorsunuz diyor. Şimdi bu ona karşı cevap veriyor. Bir de bizimki bize yönelik açıklamayı hatırlayın. Bizzat Netanyahu ya da oğlu vasıtasıyla
Türkiye'nin içinde bütün şeyi yapacağız dediler. Demediler mi? Geleceğiz sizin ülkenizde operasyon yapacağız dediler. Şimdi bu aklın sahiplerinin, bu siyasi akıl sahipleri, bir de bunun istihbarat versiyonlarını düşünün. Yani şimdi sen devletin başındaki bir milletvekilisin, devletin başbakanısın. O kalkıyorsun, operasyon yapacağını söylüyorsun. Türkiye'ye karşı her şeyi söylüyorsun ya da Rusya'ya karşı. Senin istihbarat teşkilatın Mossad ne yapar? Ya da Mossad'ın CIA'nın içindeki sana sempatiyle bakanlar ne yapar? Evet. DH değil, her şeyi kullanırlar. Bu ihtimali de çok yaban atmamak lazım. Bana öyle düşünüyorum. Yani o düşünsene yani Mossad, ya bu tür operasyonları, şimdi tamam doğrudur, devletler direktmen ABD-DH ilişkisine baktığın zaman kurdurdu veya kurdurmadı meselesine, her örgütün kendi bir yolculuğu var, bir hedefi var. Ama biz şunu da biliyoruz, istihbarat örgütleri bunu çok rahat kullanıyor. Devletler çok rahat kullanıyor. Vekalet savaşı dediğimiz şey bu. Yani Bin Laden'in parasından tut her şeyini Amerika verdi. Ruslara karşı kullandı. Sonra dönünce iş terörist oldu. Öyle değil mi? Bunu evet. hep birlikte yaşadık yani. Bu ABD bunu açık yaptı. Ve şunu söyleyelim. Yani Rusya, Sovyetler dönemi dahil tabii ki farklı örgütleri kullandılar. Ama bu türden vekalet savaşlarını daha çok Batı kullanıyor. Enteresan bir şeydir. Yani bak, demokrasi üreten ülkeler olarak Batı terör örgütlerini finanse etmekte, motive etmekte, ben hani Rusya ve Çin, yani kimi katarsanız katın, Doğu ekseni diyorum, onlardan çok daha fazla kullandılar. Evet. Başka ülkeleri dizayn etmek bak, için. Bak, ilginç bir şey söyleyeyim, eğer şöyle bir çok kısa toparlayalım. Tamam. Buyurun. Hemen söylüyorum. Üniversitedeyiz Amerika'da. İlk derslerimiz terörizm, global terör dersi. Bir hocamız vardı. Arap asıllı, Maroni bir Arap. Bir tabir kullandı. O zaman yaşımız küçük ama yıllarca artık okuduktan sonra o dediğine geliyorsun. Dedi ki, dünyada hiçbir global terörün ya da lokal terör, uluslararası bağı, finansal desteği, başka ülke arkasında olmadan olmasa, 3 günden fazla yaşaması mevzu bahis değildir. Evet. Çok doğru demiş. Teorik yani. Ve bilimsel bir şey bu kadar diyeceğim. Şimdi yani ilerleyen saatlerde belki bu konuyu biraz daha detaylı açabiliriz. Çok geniş bir konu. Konu başlığı çok fazla ama bir de Türkiye'nin gündeminde seçimler var. Evet. Türkiye bir hafta sonra seçimlere gidecek ve bir hafta kala meydanlar da oldukça yoğun, kalabalık. Hilmi Daşdemir, sizinle devam edeceğim. Tamam. Şimdi büyük şehirlerdeki durum merak ediliyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa. Bir de sıcak yarışların yaşanabileceği önemli lokasyonlar var, iller var, büyük şehirler var. Bunlardan birisi Şanlıurfa. Önemli de bir konuğumuz var. İsterseniz onunla birlikte başlayalım. Tabii ki. Siz konuklarımızın da sorusu olursa sizler de yöneltebilirsiniz. Konuğumuz AK Parti Şanlıurfa Milletvekili ve Meclis Başkan Vekili Bekir Bozdağ. Hoş geldiniz Sayın Bakanım yayınımıza. Hoş bulduk Sayın Salih. Ben de saygılarımı iletiyorum. Teşekkürler. Efendim, nedir Şanlıurfa'daki son durum? Şimdi son bir haftaya girdik ve Urfa'da bu tartışmaların merkezindeki illerden birisi, oradaki AK Parti'nin adayı ve son anketleri geçtiğimiz hafta yayınlamıştık ama son bir haftaya girilirken ki son durumu kısaca bir aktarır mısınız efendimize? Şanlıurfa, İstanbul gibi Türkiye'nin ve uluslararası çevrelerin ilgi odağı haline geldi bu seçimde. Bir yandan AK Parti ve Cumhurbaşkanımıza karşıtlığıyla bilinen medya çevreleri, hem ulusal hem uluslararası, adeta buraya karargah kurdular dersek abartmış olmayız. Öte yandan bazı büyükelçiler, siyasi müsteşarlar, konsoloslar, hemen hemen her hafta birkaç kişi gelip Şanlıurfa'yı ziyaret ediyorlar. Uluslararası medya çevreleri de Şanlıurfa'daki seçime çok büyük ilgi gösteriyorlar. İşin doğrusu, Şanlıurfa seçimleri epey bir zamandır bu kadar ulusal ve uluslararası düzeyde ve diplomatik düzeyde ilgi görmemişti. Tabii bu yoğun ilgiyi Şanlıurfalılar da dikkatle izliyorlar. İşin bu kadar ilgi uyandırmasının sebebi bazı çevrelerin Şanlıurfa'da
AK Parti'nin, Cumhurbaşkanımızın ve onun Şanlıurfalılara emanet ettiği adayların zarar görme ihtimali üzerine bir yatırım yapıyorlar. Bir umutları var ve bir cesaret kendilerince buldular. Bunun üzerine gidiyorlar. Ama işin aslı ise öyle değil. Şanlıurfa'da vatandaşlarımızın her birerisi siyaseti çok yakından takip ediyor. Gerçekten her yerde siyaset yakın takip ediliyor ama Şanlıurfa'da biraz daha yakın takip ediliyor. Vatandaşlarımızın her birinin çok yakın ilgisi var. Siyasetçi gibi, uzman gibi olup biteni, analiz kabiliyetleri çok yüksek hemşerilerimizin ve olanı biteni bizden daha iyi analiz ediyorlar dersem abartmış olmam. Gerçekten iyi bir gözlemci, iyi bir analizci, iyi bir değerlendirme yapısı var. Şu anda Şanlıurfa'da AK Parti büyükşehir ve ilçelerde yarışı önde götürüyor. Tabii büyükşehirde rahat bir durumu var. Bazı ilçelerde DEM'le bir yarışı var. Yani özellikle taşra ilçelerinin büyük bir kısmında DEM'le bir yarış söz konusu. İşte Bozova'da, Siverek'te, Hilvan'da, Birecik'te, Suruç'ta, Viranşehir, Ceylanpınar gibi bizim taşra ilçelerimizde DEM'le AK Parti arasında yürüyen bir yarış var. Diğer partileri kendi iddiaları var ama esaslı yarış bunlar arasında yürüyor. Harran'da Cumhur İttifakı var zaten. Akçakale ve şeyde merkezde yeniden Refah da bir yarış içerisinde. Siverek'te üçlü bir yarış var ama esaslı yarış orada da dediğim evet. gibi AK Parti ile DEM arasında. Ama buradaki halkın eğilimi yeni dönemde de AK Parti'de büyükşehirle devam yönünde. İlçelerde de seçim sonucunda ayın 31'inde göreceğiz. Algılar değil ve dışarıda oluşturulan havalar değil. Şanlıurfa'nın kendi iradesi sonucu belirleyecek ve bu iradede Cumhurbaşkanımızı ve onun emanet ettiği adayları gösteriyor. Şanlıurfalıların basiret ve feraseti her türlü hesabı görecek nitelikte. O yüzden de hemşerilerimize biz inanıyoruz, güveniyoruz ve son iki haftada bizi yönlendirmeler çoğaldı. Şunu yapın, şuraya gidin, bunu şu vatandaşla görüşün. Ben bunu 2002'de bir görmüştüm. Ondan sonra fazlaca gözükmüyordu ama Şanlıurfa'da son iki hafta içerisinde hemşerilerimizin seçime katılımı ve AK Parti'nin kazanması konusundaki gayretinin de arttığını görüyoruz. Bu da son derece sevindirici bir durum ve seçim sonuçlarının da olumlu olacağına evet. inanıyorum. Ve burada büyükşehirde Zeynel Abidin Beyazgül, ilçelerde de gösterdiğimiz adaylarımızın halkımızın teveccühüne mazhar olacağına yürekten inanıyorum ben. Evet. Sayın Bozdağ, konuklarımızdan Yusuf Alabardağ'ın da bir sorusu olacak size. Buyurun Sayın Alabardağ. Sayın Bakanım, iyi akşamlar. Evet. Şimdi 2019'daki İyi akşamlar yerel... Yusuf Bey. Çok teşekkür. 2019'daki yerel seçimler icra edilirken HDP milletvekili Sezai Temelli Mardin'de mikrofonu eline alarak, Mardin'i kastederek, burası vaat edilmiş topraklar, Musa tüm ömrünü bu toprakları arayarak geçirdi diyerek adeta Mardin, Urfa, Diyarı Bekir gibi son derece peygamberler diyarı olarak bildiğimiz aziz ve mukaddes vatan topraklarını Siyonizmin hedefi haline getirmişti. Acaba bu husus 2024 yılında tekrardan yerel seçimlere giderken Urfalı'ya çok iyi bir şekilde anlatılıp Urfalı bu konuda bilgilendirilerek buralarının Siyonizme peşkeş çekilme planları izah edilebiliyor mu? Yusuf Bey, şimdi Şanlıurfa biliyorsunuz Fırat'ın havzasında. Nil'den Fırat arası, Dicle-Fırat arası vaat edilmiş topraklar olarak niteleniyor. Yahudiler tarafından kutsal metinleri de geçiyor. Tabii Urfalı hemşerilerimiz bunun bilincinde. Şanlıurfa uzun bir zamandır bu konularla geçmişte de tartışmalar olmuş, meşgul olmuş.
O yüzden bunun bilincinde bir defa hemşehrilerimizin. Ayrıca bir izahata, anlatmaya hacet yok. Sizin bu sorduğunuz soruyu hemşehrilerim bana anlatıyorlar. Bak böyle bir durum var. Burası o kadar önemli. Bu kadar büyük elçi gelip gidiyor. Uluslararası medya alaka gösteriyor. Vatandaş bu analizi yapıyor. Onun için vatandaşın bu analizine bir dikkati çekmek isterim. İkincisi de burada demin belediye başkan adayı Celalettin Bey zannedersem bir YouTube kanalına verdiği mesajda şöyle bir beyanda bulunuyor. Diyor ki Şanlıurfa'da diyor bizim için bir şans doğdu diyor ilk defa. Yani biz bu şansı bizim şey daha doğrusu bizim için bir avantaj doğdu. Bu avantajın büyüğü de işte yeniden refahın varlığıdır. Onun üzerinden gidiyor. Şimdi burada Şanlıurfa'da 2023 seçiminde DEM Parti eş genel başkanına aday gösterdi. Şanlıurfa'ya verdiği önemi göstermek için. Daha önce biliyorsunuz Osman Baydemir'i buradan belediye başkan adayı yaptılar. Burayı göstermek için işin doğrusu DEM Partisi pusuya yatmış durumda. Şimdi orada Sayın Daşdemir de var. O anketlerden daha iyi bilecektir. Şimdi 2023'ün Mayıs seçiminde bizim milletvekilliğinde aldığımız oy 420 bin civarında. Milliyetçi Hareket Partisi'nin aldığı oy 96 bin civarında. 516 bin Cumhur İttifakı. Şimdi demin aldığı oy yuvarlak rakam 250 bin civarında. Cumhuriyet Halk Partisi'nin aldığı oy da 80 bin civarında. Şimdi bu kent uzlaşısı kapsamında Cumhuriyet Halk Partisi ile DEM arasında burada bir yakınlaşma olduğunu biz değerlendiriyoruz. Tabii göstermelik adaylar gösterdi CHP'liler. Çünkü burada DEM endişesiyle AK Partili adaylara oy veren değerli CHP'li hemşerilerim var burada. Onların oylarını bloke etmek için. Ama onların hesabı şu. Eğer biz burada CHP-DEM toplamı 330 yapıyor, 300 aldık. Ama diğer partiler kendi arasında yarışırken işte yeniden refah buradan 100 bin oy, 150 bin oy bölerse biz bu aradan çıkabilir miyiz hesabı yapıyor. Avantaj dediği şey bu. Onlar bir yandan yeniden refahı pohpohlarken öbür taraftan da su gibi her ağacın altına ulaşıyorlar ve çalışmalarını da fazlaca göstermeden yapıyorlar. Buradaki hesap şimdiye kadar girmeyen DEM'in buraya girmesi ihtimali üzerine bir DEM'de umut var, bir de cesaret var. Onları umutlandıran, cesaretlendiren ise burada muhtemel oy bölünme ihtimalinin olması. O yüzden de onlar da seçim kampanyalarının bir tarafını bizden oy bölme ihtimali olan adayları överek, onları öne çıkararak, onlara sosyal medya ve diğer platformlardan destek vermek suretiyle yapıyorlar. Ama şu kadarını söyleyeyim, Şanlıurfa'daki hemşerilerimizin her bireri de bu hesabın ve bu oyunun farkında. O yüzden Şanlıurfa'da ayın 31'inde DEM'de kendi avantajlı olmadığını öğrenmiş olacak. Diğerlerinin zaten bir avantajı yok. Onlar kaybettirme üzerine bir politika izliyorlar. Ama ayın 31'inde de benim gördüğüm kadarıyla bu hesap da tutmayacak. Evet. Çünkü Şanlıurfa'daki hemşerilerimiz buraya büyükşehirde DEM'in girmesine, ilçelerde yeniden DEM'in güçlenmesine izin vermeyecek bir gayreti ve çabanın içerisindeler. Evet, Hilmi Daşdemir'in de bir sorusu olacak Sayın Bakanım. Buyurun. Sayın Bakanım hayırlı akşamlar. Evet, buyursunlar. Şimdi Hilmi Bey'e hayırlı akşamlar. Biz o dönemde sizinle de bir kez telefonda konuşmuştuk bu aday belirleme süreçlerinde. Sanırım en son yapılan araştırmayı biz yapmıştık ve hep tartışma Zeynel Abidin Bey'i yıpratmak üzerineydi ve deprem bölgelerindeki bütün belediye başkanları belli ölçüde yıprananlar oldu. Ama yaptığımız araştırmalarda da mesela özellikle Kasım Bey'i de daha önce Kasım Bey'in bu noktada
bir itirazı varmış. Ancak kendisini de hiç dillendirememiş. AK Parti'den çok üst düzey bir yetkilimiz sizinle de paylaşmıştık. Onları bizim çalışmamıza arzu etmişti. Çalıştığımızda en az Zeynel Abidin Bey ile arasında 5 puan fark vardı. Yani AK Parti'nin içerisinde sorduğumuz zaman. Dolayısıyla Zeynel Abidin Bey kendisi bir şih olarak orada tanınıyor. Ancak enaniyetinin çok böyle bir Allah dostuna yakışmayacağı şekilde Kasım Bey'in, özür dilerim, Kasım Bey'in çok ileri seviyede olduğunu ve orada da her şeyin üzerinde, siz de daha önce bir yayında ifade ettiniz, bir genel başkanı yapılmadı diye. Yani bu enaniyet noktasında da Urfalıların buna benzer Fakı Baba geçmişte işte neredeyse Sayın Cumhurbaşkanımızın kendisini şube müdürü yapsa da itirazsız çalışacağını ifade etmişti. Benzer açıklamayı geçmişte Kasım Bey de yapmış, ancak yine enaniyetine dokunan bir yerde hemen çıkıp aday oldu ve bu aday olma sürecinde de Fakı Baba'nın kendisine destek olacağı, efendim, o noktada amiyane tabirle gazına gelerek aday olduğunu görüyoruz. Evet, bazı yerlerde, lokal yerlerde bir kalabalık topluyor ama netice itibariyle AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın Urfa'da bir gücü var. Bu gücün de yapılacak işler açısından yıkılan yerler var. Onların inşası ve benzeri gibi açıdan da sizin de orada bulunmanız tabii ki Urfa için bir avantaj. Önde görünüyor. Ancak sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi ciddi anlamda hem uluslararası bir takım işte siyasi, evet, müsteşarlar dediğiniz, aslına bakarsanız Türkiye'deki istihbaratla ilgili birimlerin başındaki olan elemanlar, bunlar da çalışıyorlar ve bunların da efendim bir şekilde projesine hizmet eden bir noktaya gelmiş oluyor. Ama Urfalı'da buna bir şekilde bu oyuna gelmemiş gibi görünüyor. Sanırım seçimde de bizim yakın zamanda yaptığımız bir araştırma yok. Ancak seçimde de bu yönde bir karar çıkacak. Zaten eğer öyle bir şey olmuş olsaydı, bir MÜPEM, efendim, Kasım Bey'in başa baş yarıştığı bir şey olmuş olsaydı, yeniden Refah Genel Başkanı Fatih Bey ya da başka yetkililer yakın zamanda çıkıp da Urfa'yı bize bırakın gibi bir açıklama yapmazlardı. Demek ki oradan da bakınca bu konuda AK Parti ve Cumhur İttifakı oldukça açık ara ileride. Peki, ben şunu da eklemek istiyorum. Yani burada Yeniden Refah Partisi'nin stratejisi ya da politikası biraz da DEM Partisi'ne mi yarıyor? Onu mu anlamamız gerekiyor buradan efendim? Evet, Sayın Salih, burada biraz önce verdiğim cevaplarda da ifade ettim. Burada esasında AK Parti'nin mukayesesiz bir üstünlüğü var. Halkın Cumhurbaşkanımıza olan çok derin muhabbeti var. Gerçekten, evet, Cumhurbaşkanımız anıldığı zaman, onun adı geçtiği zaman herkesin yaptığı duayı biz yakinen görüyoruz. Yakından takip edenler de bunu çok net görüyor. Cumhurbaşkanımızın da Şanlıurfa'ya karşı büyük bir muhabbeti var. O nedenle Şanlıurfalılar, Şanlıurfa'da Erdoğan'ın kalesi olan bir yerde Erdoğan'a çelme atılmak için yapılan bütün hesapları, kitapları yakından gördüğü için onlara geçit vermeyecektir. Ben hemşerilerimin geçen bir yere gittiğimde bana söylediler, ben de onu bir yerde ifade ettim. Erdoğan'la hesaplaşılacak yer Urfa değildir. Biz kimsenin Erdoğan'la Urfa'da hesaplaşmasına izin vermeyiz. Yapmak isteyenlerin de hesabını sandıkta görürüz diyen bir yaklaşım içerisinde Şanlıurfa, bir defa bunun altını çizmekte fayda görüyorum. Öte yandan da bizim Zeynel Abidin Beyazgül, Büyükşehir Belediye Başkanımız, dürüst bir insan. 5 yıldır Şanlıurfalılara hizmet ediyor. Çalışkanlığıyla da önde. Ancak diyelim ki siyasi hesaplarla her yerde oluyor. Yıpratma vesaire kampanyaları, parti içinde, parti dışında, aman o gitsin, evet, bize yol açılsın hesapları her yerde yapılabilir. Bunlar oluyor. Ama bizim yaptığımız anketlerin hepsinde de görünür bir, öyle hani büyük bir fark söz konusu değil. Öte yandan bizim
değerlendirmelerimiz sonucunda da Şanlıurfa'da şu anda AK Parti'nin geldiği nokta iyi bir nokta. Yeniden Refah Partisi burada hesabı kendi soruları, hani şöyle diyelim, bizim hiç gündeme getirmediğimiz konuları sanki biz gündem yapmışız gibi sordurup cevap veriyor. Biz mesela Şanlıurfa'da veyahut da başka bir ilde yeniden Refah adayını çeksin diye bir açıklama hiç yapmadık. Evet. Yani öyle bir şeyimiz yok. Evet. Bizim muhatabımız halk. Biz vatandaşlarımıza diyoruz ki buradaki fotoğraf belli. İstanbul'da yeniden Refah'a verilecek oyun CHP'nin sonuçlarına olumlu etki olarak yansıdığı çok tartışmasız. Ortada. Yani bir umut var mı? Yok. Peki. Biz bunu Refah'a gönül vermiş kardeşlerimize söylüyoruz. Şanlıurfa'da da aynı durum söz konusu. Biz Şanlıurfa'da da yeniden Refah'a gönül vermiş hemşerilerimize hitap ediyoruz. Yoksa adayınızı çekin değil, vatandaşlarımıza oylarınızı verirken lütfen biraz daha dikkatle düşünüp değerlendirin. Verdiğimiz her oyun kime yaradığına da çok iyi bakmamız gerektiğini biz burada altını özellikle çiziyoruz. Ve Şanlıurfalılar bunu layıkıyla değerlendiriyorlar. Peki, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili ve Meclis Başkan Vekili Bekir Bozdağ, çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Şanlıurfa'daki son durumu aktardı. Önemli analizler yaptı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Biz de kısa bir araya gidiyoruz. Reklamlardan sonra yine burada konuşmaya devam edeceğiz. Evet, satır arasına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tekrar dünyada olup bitenlere bakmak istiyoruz. Çünkü Rusya'da yaşananlar bölgeyi haliyle Türkiye'yi de ilgilendiriyor. Şimdi Burak Hocam, sizinle devam edelim. Birileri aslında hani dediğimiz gibi bu Ukrayna'daki savaşı Moskova'ya, Rusya'nın merkezine taşımaya çalışıyor. Bu DAEŞ olur, başka yabancı istihbarat örgütleri olabilir. Ama sonuçta bir gerçek var. Moskova'da 150'ye yakın kişi terör saldırısında hayatını kaybetti. Çok ciddi tepkiler var. Bir bakalım isterseniz. Tabii. Buyurun birlikte. Rus istihbarat örgütü diyor ki terör saldırısından sonra suçlular Rusya-Ukrayna sınırını geçmeyi planladı diyor. Ukrayna tarafından temasları vardı diyor. Yani ülkenin istihbarat servisi böyle bir açıklama yapıyor. Demek ki bazı ellerinde kanıtlar var. Ukrayna ile temaslarının olduğuna dair. Dmitri Medvedev önemli bir isim. Medvedev başkanlığı, başbakanlık yapmış bir isim. Ölüme ölümle karşılık verilecektir şeklinde çok daha sert bir açıklama var. Ve saldırının arkasında Ukrayna varsa diyor ki yetkililer, yani üst düzey yöneticiler dahil olmak üzere hepsi bulunup öldürülecek diyor. Maria Zaharova, yani Dışişleri Bakanlığı sözcüsü de yine Amerika'yı işaret ediyor ve Amerika'nın tepkisi garip bir izlenimdi diyor. Washington'daki yetkililer neye dayanarak herhangi birinin olaya karışmadığına dair bir sonuca varıyorlar diyor. Yani daha siz olay yeni olmuş, terör saldırısı, nasıl böyle bir net bir şekilde bir açıklama yapabiliyorsunuz deyip bu sefer Washington yönetimini işaret ediyor. Ne olacak? Bundan sonraki süreçe baktığımız vakit Ukrayna'daki savaşın seyri değişir mi? Daha da farklı noktaya gelir mi? Çünkü son birkaç hafta içerisinde Rusya'nın ciddi bir ilerleyişi vardı. Buna karşı olarak da bir taraftan Ukrayna karşılık vermeye çalışsa da Avrupa'nın ve Amerika'nın biraz daha sanki Ukrayna noktasında desteğini azaltmaya başladığını görüyoruz. Doğru bir tespit midir? Şimdi bu dursun. Evet. Ama mevcut duruma bakalım. Benim yaklaşık 2-3 aydır net kanaatim Ukrayna-Rusya savaşı bitti. Evet. Bunu da konuştuk burada. Sebebi ne? Amerika yeteri kadar kazanım sağladı. Nedir kazanım? Belki Donbas bölgesini ilhak etti ama Rusya'yı daha geri itti. Ukrayna'yı aldı. Hep bunu söyleriz. Şimdi bu tamam, şu anki tablo, şu anki resim. Gelelim ikinciye. Öyle 3. Dünya Savaşı, 4. Dünya Savaşı falan, bunlar 1 ve 2 gibi olmaz. Olacaksa da, ki ben zaten 3'ün içinde olduğumuz kanaatinde. Evet, bravo. Yani ben 3. Dünya Savaşı falan beklemiyorum, zaten içindeyiz. Ama bunun materyalleri değişti. Yani artık kimse gidip de bende füze var diyor da, yani önemi çok kalmadı. Çünkü herkes bir şey farklı, o füzeyi attığın zaman herkes birbirine atarsa şey olacağız. Dünyanın ilk kurulduğu noktaya doğru gideriz. Sıfırlanırız. Öyle değil o iş. İstihbarat tamam. Finansal, teknolojik, asimetrik. Şimdi bunun en önemli tarafı terör. Terör bir silah olarak kullanılıp
eskiden savaşlarda verilen zayiatın çok daha stratejik ve kritiği verilebiliyor. Dolayısıyla ben bir kere zaten bunun içinde olduğumuzu, kimsenin o büyük orduların karşı karşıya geldiği bir savaşı beklemesini doğru bulmuyor. Bir İkinci Dünya Savaşı, Birinci Dünya Savaşı bitti. Tarzında yok. Bitti o iş. Ama bu daha beter, onu da söyleyeyim. Çünkü her savaşın kendi karakteristiği var dönemsel olarak. Dünya dönüyor, teknoloji gelişiyor, birçok şey. Ya yani mesela şu yaşadığımız hadisenin bugün sıcağı sıcağına olduğu için, bir de bir terör hadisesi gibi değerlendirdiği için birçok kişi daha farkında değil, onu söyleyeyim. Yani şu an bu böyle yani bir terör saldırısı diye geçiyor. Bunun etkileri çok uzun yıllar devam edecek. Çünkü bu Çeçenlerin yaptığı 2000'den beri olan hadise gibi değil. Bunun adresi belli. Zaten adresini nerede okuyorsunuz? Ne diyor? Ukrayna tarafında temasları vardı. Var mıydı? Yok muydu? Önemi var mı? Yok. Ne diyor? Saldırıların arkasında Ukrayna varsa. Diyelim ki yok. Bir önemi var mı? Yok. Hayır. Ne diyor? ABD'nin tepkisi enteresan. Nereden biliyor bunu yapmadı? Şimdi bakın. Herkes her şeyin bilir. Çok basittir. Ama ispat etmek ve masaya net bir şekilde getirmek zor olan tarafıdır. Bir şeyin farkındalar ki, bunu konuştuk da ilk bölümde. Bunu yapanlar DAEŞ'liler. Var mı itirazı olan? Bunu yapan onlar. Onlar da. Adamın bunu yapmasındaki motif basit. Sen diyor yıllarca bize şunu yaptın, Suriye'de bunu yaptın, biz de sana bunu yapacağız. Kimse itiraz etmez. Olay bu kadar basit. Basit de. O adam için de basit de. Bunun arkasında büyük oyunun master planını yapan, sen o gün şuraya gideceksin, sen buraya gideceksin, orada olursan bu eylemi burada yapacaksın diye planlayan akıl önemli. Yoksa yapanlar belli. Evet. Yapma sebebi de belli. Ama o kafadaki arkadaki detay, hatta Ukrayna'ya doğru gideceksin. Çıkış buradan olacak. Cebinde bu olacak diyen konsept, diyen mekanizma işte olayı toparlıyor. Ve Ukrayna'ya daha sert müdahale etmesini Rusya'nın istiyor. Niye biliyor musunuz? Çünkü Amerika içinde, Rusya içinde buradan temiz çıkış zaten 3 aydır var. Bu işi kavgasını yapmak istemiyor bu iki tarafta. Amerika alacağını aldı. Bakmayın, Rusya'da gücü mükabilinde bu işi devam ettirmek istemiyor. Peki ama Rusya ne alacak oradan tekrar? Hepsini mi alacak? Yok yok, öyle bir, bu, öyle bir alamayacağını şey biliyorum ama da. Ama Rusya diyor ki ben buraları ilhak ettim. Evet. Açıkçası bu. Evet. Tamam. İlhak ettiği topraklardan da çekilmeyecek. Çekilmeyecek. Yani. O yeni bir sınır belirleyecek. Amerika'da diyor ki ben de seni diyor ittim iyice içeri. Artık Prusya'yla zamanında yaptığın diyalogları kuracağım bir Rusya yok. Ukrayna benim diyor. İleride bakın Belarus'a dikkat edin bu arada. Şimdi Belarus'a dikkat edin. 5-10 sene içinde Belarus'tan da bir gerileme dönemi olabilir. Orada da bazı şeyler başlayacak. Neyse. Ama bu harbin bitmesi, ikilinin arasında bu gerginliğin azalmasının çok doğal olarak dünyada Amerika ve Rusya dışında da bazı faktörler var. Bu faktörleri ben her zaman söylerim, hep üzerinde dururum. Artık ülkeler üstü, bu komple teorisi falan değil abi, bu çok net bir şey. Ülkeler üstü, sistem üstü, algılar var. Hani gizli örgütlerden falan bahsetmiyorum. Çok basit bir şekilde lobiler var. Çok basit bir şekilde o ülkelerin içinde farklı duruşlar içerisinde olan kimseler var. Bak çok basit bir örnek. Putin ne zaman başkanlığı bırakır desem, ben size net cevabını vereyim mi? Bir gün tak diye. Yani biz bunu önceden görmeyeceğiz. Bir gün pat diye. Çünkü hep Rusya'da böyle oldu. Bir gün bir bakmışsın başkan değişmiş. Öyle bir yapısı var ama bunun hazırlanması, bunun altyapısının oturması, Amerika'nın bir yerde bir savaş içerisinde olup Ukrayna'ya mütemadiyen silah yardımı yapması, Amerikan Kongresi'nden milyarlarca dolarlık bütçelerin buraya akmasının fayda sağladığı gruplar da var dünyada. Hmm. Diyorum ya size, 3. Dünya Savaşı beklemeyin, içindesiniz zaten. Evet. Ve bunun ciddi de bir maliyeti var dünya şu an. Ya, hocam ben bir arada bir şey sorabilir miyim? Buyurun. İki şey soracağım. Birincisi, bu işin Türkiye'den gittiği, bu DAEŞ'lerin Türkiye'den gittiği söyleniyor. Türkiye-Rusya ilişkilerine yönelik bir hamle olabilir mi? Bir. İki, ya şimdi bu savaşı başlangıçta hep şunu düşündük. Avrupa'yı dizayn etmek. Avrupa'yı bir biçimde etki altına almak. Amerika'nın şeyi. Ya öyle bir noktaya geldi ki Kuzey Boru Hattı'nı bombalandı. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Yani bir, hani bu terör eylemidir, DAEŞ yaptı. E iyi de onu kim yaptı? Orada bir şey dönüyor hocam. O ne yani? Mahmut abi her zaman, bak bu örneği veririm. Hümeyni en son neredeydi İran'a gitmeden önce? Paris. Paris. Fransa. Bursa.
Nerede? Bursa. Bursa tabii, yakın tabii. Geliyor. Benim sonra Fransa'daydı ya. Hayır, Fransa'daydı da. Paris'e gitmeden adam önce Bursa'daydı. Buralardaydı. Bursa'daydı. Niye? Bursa'daydı. Burası evet, öyle bir ülke ki. Geçiş yolu abi. Burası bir geçiş yolu. Hümeyni de buraya uğrayıp bir yere gitti. Buraya uğrayıp bir yerden geldi. Biz mi yaptık İran devrimini? Yok. Yani şimdi dünya istihbaratı bir şey bilir. Bu adamlar buradan gelmiş, Türkiye'de bir otelde kalmış. Hatta birileri şimdi çok böyle propagandasında el alemin kötü niyetli adamların yapmayalım. Yapmayalım. Yok tişörtü Türkiye'den almış falan. Adam burası geçiş yolu, burası dünya tarihinin geçiş yolu. Geçiş yolu. Bunun evet. Türkiye ile alakasının uzaktan yakından olmadığını bilen biliyor zaten. Hatta şimdi şeyler başladı, onu da söyleyeyim size. Ayrıca Putin bu konuyla ilgili mayalı. Çünkü mayalı. Rus Büyükelçisi tabii. Burada öldürüldü, katledildiğinde... Evet. Açık bir şekilde bunun Türkiye ile alakasının olmadığını ortaya arka koyan... Arka planını biliyordunuz. Bunu şundan söylüyorum. Buradan ekmek yemeye çalışan bazı kişiler buradan ekmek çıkacaktır. Çıkmaz. Ben onun için yani boşuna zaten. Şey, ekmek çıkaramazsın burada. Burada anlatmak istediğim şu. Rusya'da 2010 ile 2016 arası Reuters'tı galiba. Çok önemli bir rapor yayınladı. Rusya'nın Çeçenistan'dan gelen... Bakın ilginç bir şey söylüyorum. Buradaki bazı İslamcı grupları DAEŞ'e destek olmak için. Bak. Çeçenistan. DAEŞ Sünni İslam kime destek olmak için? IŞİD'e. Kim yetiştirmiş? Rusya. Ya adamın bugün savaştığı her şeyin karşısında Rusya bunun mesulü diyen raporlar da çıktı. Evet. Bu önemli değil. Bizim için önemli olan şu. Bir, bu hadisenin neticesinde tam da geldi istediğim şey. Hedef Ukrayna olacak. Bu dediklerimi önümüzdeki haftalarda tabii gönlüm istiyor ki hepsinde yanılayım. Önce onu söyleyeyim. Yani sonuna kadar yanılmayı çok arzu ediyorum ama Ukrayna bazlı bazı umulmadık suikastlar vuku bulursa şaşırmam bir. Bak ama noktayı söylüyorum. Ukrayna bazlı. Zelenski gibi mi? O kadarını bilmem ama lokasyon belli. Ukrayna. Ukrayna. Çünkü Mahmut abi ilk başta bir şey sordu. Dedi ki gücü Washington'a o kadar gitmez o iş. Ama orası kavga yeri Ukrayna. Orada olur. İki. Askeri olarak... Peki unutmayın. Yani buyurun. Şimdi savaşı kavgayı Moskova'ya taşımış bir taraftan bahsediyoruz. O taraf kimse artık. Diyelim kolay hesaplayalım Rusya, Amerika diyelim. Rusya, değil de, yani, diyelim ki Amerika. Diyelim ki Amerika en şeyinden yani, bahsedelim. Zaten savaşın devam ettiği bir yer var Ukrayna. Tamam. Rusya bir adım yani buna karşılık misilleme olarak bir adım daha ileri geçmek için... bu savaşı Ukrayna dışında farklı Avrupa ülkeleri ya da Amerika içerisindeki farklı noktalara taşımak istemez mi? Güzel. Bütün burası ne kadar haberler enerji atılımı yapıyor bilmem ne yapıyor olsa da bu enerji krizinden muzdarip. Tabii. İki dakikada bir efelenen, iki dakikada bir tavır koyan, saldıracağız edeceğiz diyen şey var ya Sarkozy diyorum. Macron. Başta da Macron. Macron. Yani şu iş Macron bitse de gitsek derdinde şey. Evet. Avrupa ülkeleri. Şu işin oluşumundan en rahatsız olan ülkeler Avrupa. Niye? Biraz önce anlattım ya İkinci Dünya Harbi'nin galibi kim diye. Sözde galipsin ama burada bütün bu tansiyon içinde ticari zarar görüyorsun. Gübre noktasında zarar görüyorsun. Tahıl noktasında zarar görüyorsun. Bütün yani bu Fransa'daki diğer ülkelerdeki o çiftçi ayaklanmaları niye? Ukrayna'yı destekleyeceğiz diye buradaki tarım ürünlerine verdiğin şey... Destek senin kendi çiftçini dövüyor. Netice evet. İtibariyle bütün buralarda yaşanan hadiselerden dolayı burası bu işin uzamasını istemiyor. Çok net. Ama asker göndereceğiz diyor hocam. İşte der o. Kim o, diyor? Fransa diyor. Fransa demiyor. Macron diyor. Macron onu biraz da Avrupa parlamentosu seçimlerine... Yani bunu rica ediyorum. Fransa ile Macron'u ayrı ayrı konuşalım. Boks fotoğrafları. Çünkü Macron şimdi... dünya ne derse bir tersini demek gibi bir adet edindi. Enteresan oluyor. Buyurun usta. Bir tekrar sıcak noktaya gidelim tabii, Moskova'ya. Başkenti, Rusya'nın başkenti Moskova'ya bir gidelim. Akşin Kişiyev Moskova sokaklarında tekrar karşımızda. Evet Akşin, ikinci gece ve Rusya'dan tepkiler vardı. Putin'in, Medvedev'in, Zaharova'nın ve diğer yetkililerin tepkileri var. Şimdi herkes şunu merak ediyor. Teröristler, saldırganlar yakalandı. Şimdi büyük ihtimal sorguları devam ediyor ve Rus istihbaratı da artık bu teröristlerin bağlantılı olduğu isimleri de tek tek belirliyordur diye tahmin ediyoruz.
Bundan sonraki süreçte mesela Putin'in ya da Moskova yönetiminin Ukrayna dışında bizim az önce altını çizdiğimiz farklı noktalara yönelik bir tepkisi, reaksiyonu, bir misillemesi söz konusu olur mu? Rus medyası bu konu hakkında ne konuşuyor? Teşekkürler Orhan Salih. Evet, Rus medyasında yer alan haberlerde ağırlıklı olarak ABD'ye bir tepki söz konusu. Zira evet, Rus yetkililer bu olayın arkasında Ukrayna olduğunu açıklasalar da Rus resmiler ABD'nin özellikle de bu olayla ilgili daha önce ihbarda bulunmasının boşuna olmadığını, dolayısıyla bu olayın aslında gerçek tarafın arkasında olan ABD olduğunu savunuyorlar. Yani Rus basınında öne çıkan haberlerde tüm suçlamalar daha fazla batıya yönelik. Tabii ki bu olayın sonuçları ne olacak onu zaman gösterecek. Fakat şunu artık kesin olarak söyleyebiliriz ki güvenlik önlemleri Rusya genelinde ciddi şekilde artırılacak. Son haberlerde mesela Moskova'daki Ermitaj Müzesi'nde çok yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı haberleri geliyor. Şöyle ki müzeye artık bundan böyle kimsenin çantayla giremeyeceği belirtiliyor. Dediğim daha önceki yayınlarda da belirttiğimiz gibi Moskova metrosunda, havalimanı, tren garında güvenlik önlemleri alındı. Rusya muhalefeti bu gelişmeyi ülkede özgürlüklerin kısıtlanması için hükümet tarafından bir fırsat olarak kullanılacağına vurgu yapıyor. Ayrıca daha önce Rusya'da seferberlik ilan edileceği, genel seferberlik ilan edileceği söylentileri dolaşıyordu. Tabii ki bu olayın hemen arkasından seferberlik ilan edilmesi beklenmiyor ama bu yönde bir gidişat olacağından da endişeleniyor Rusya muhalefeti. Dolayısıyla bu olayın tabii ki bazı sonuçları kesinlikle olacak. Fakat sizin de söylediğiniz gibi Rusya'nın ABD'ye karşı bir cephe açma niyeti de yok. Muhtemelen bunun bu olayların karşılığında Ukrayna'ya daha fazla bazı saldırıların yapılacağı tahmin ediliyor. Peki Akşin Kişiev, yani geçtiğimiz hafta bir seçim vardı Rusya'da. Bu seçim ne, seçime ilişkin hani bu olayın hemen seçim sonrasına denk gelmesi ile ilgili orada bir yani en azından kısıtlı da olsa bir muhalefet var. Onlardan bir tepki var mı ya da onların tutumu nedir? Onu sorayım. Bir ikinci soru da yine önümüzdeki aylarda Vladimir Putin'in bir Türkiye ziyareti söz konusu, planlanan bir ziyaretti. Bu ziyaret hala geçerliliğini koruyor mu? Rusya'da bu şekilde bir olağanüstü hal varken, bir terör saldırısı ve ülke genelinde alarm seviyesi en yüksek noktadayken bu ziyarete ilişkin olumlu ya da bir olumsuz bir açıklama geldi mi Moskova'dan? Evet, Rusya'daki başkanlık seçimleri sonrasında biliyorsunuz Rusya lideri Putin halka sesleniş konuşması yaptı. Rusya muhalefeti seçim sonuçlarının zaten gerçeği yansıtmadığını, hükümetin istediği sonucu istediği şekilde ilan ettiğini savunuyor. İşte bu yaşanan son olaylar ise muhalefet bu olayları şöyle değerlendiriyor. Demek ki Rusya'da hiç de her şey hükümetin istediği şekilde gitmiyor. Özellikle de dünyanın en iyi, kendisini dünyanın en iyi istihbaratı olarak isimlendiren, nitelendiren Rusya istihbaratı hiç de gerektiği şekilde ülkenin güvenliğini sağlayamıyor. Zaten ABD'nin Rus istihbaratından daha önce bu bilgiyi paylaşması, işte ABD istihbaratının Rusya istihbaratıyla kıyaslanmayacak kadar çok daha etkili olduğunun göstergesi olarak yorumlanıyor. Başkan Putin'in Türkiye ziyaretiyle ilgili ise son günler bu konuda herhangi bir açıklama yapılmadı. Fakat geçtiğimiz hafta Kremlin Sarayı bu ziyaretin gündemde olduğunu duyurmuştu. Rusya lideri Putin'in başkanlık seçimleri sonrasında bir yurt dışı ziyareti bekleniyor. Fakat bu ziyaretin hangi ülkeye yapılacağı ise henüz açıklanmadı. Kremlin sözcüsü Peskov bu konuda daha sonra bilgi verileceğini söyledi. Evet, peki Akşin Kişiye ve çok teşekkür ediyoruz aktardığım bilgiler için. İlerleyen saatlerde yeniden bağlantı sağlayacağız. Şimdi Amerika'daki dengeye geçmeden önce Mahmut Övür, yani az önce Akşin de dedi, bir Rus istihbaratında bir zafiyetten bahsetti. Yani Amerika her patlamış bomba istihbarat örgütlerinde zafiyet. Şimdi son dönemde mesela son
6-7 ayda mesela 7 Ekim olaylarında Mossad'ın bir zafiyetinden bahsediliyordu. Şimdi FSB'nin bir zafiyetinden bahsediyordu. Yani bu istihbarat servisleri bir zafiyet dönemine mi girdi yoksa bilinçli bir şekilde, hani çokça yine konuşulan senaryolar var. Hani bunların bu şekilde arka arkaya gelmesi normal mi? Ya tabii mutlaka istihbaratta bir zafiyet ya da teknoloji falan değişiyor. Onlar olabilir. Böyle zafiyet mi var? Mutlaka zafiyet var. Yani şimdi hem Mossad'da gördük onu. İsrail'e ki o gök kubbeyi, demir kubbeyi delme herkes 7 Ekim'de. Hem de burada gördük. Bundan daha önce Wagner meselesinde de biliyorsun o patlayıp gitmeleri karşısında da çok önlem alamadılar. Buna benzer şeyler olabilir mi? Olabilir. Benim aklıma takılan şey şu. Belki iki hoca buradayken söyleyeyim. Ya şimdi bir neredeyse Ukrayna Savaşı'nda bir durma noktasına gelinmişti. Demin hoca da söyledi. Ya Rusya aldığıyla yetinebilecek bir noktadaydı. İşte öteki taraf belki bir nokta, orta nokta bulunabilirdi. Şimdi bakar mısın, seferberlikten falan bahsedeyim. Evet. Rusya'yı inanılmaz harekete geçiren bir süreç yaşanıyor. Bu nedir ya? Burada bir gariplik var. Birileri oradan savaşın derinleşmesini istiyor demek ki. Bir. İki. Ya şimdi bir tarafa bakıyorsun, Gazze'de İsrail dünyada yalnızlaşan bir noktaya geldi. Ya bu kadar terör devleti fotoğrafı artık çok net ortaya çıktı. Halkların, dünya halklarının isyanı falan. Bu onu kapatır. İslamcı terörü öne çıkartır. Yani İslamcı, tırnak için İslamcı terör Gazze'yi bastırabilir noktasında. Bu kimin işine yarar? Ben hakikaten bunu kimin düşünelim. İşine yaramaz. Aynı zamanda kimin işine yaramaz? Evet, kim, bu değil mi hocam, Yusuf hocam? Yani bu burada bir şey var. Bunu bilinçli bir şekilde, o yüzden belki Mossad hikayesini kattım işin içine. Yani CIA gibi istihbarat örgütlerini. Büyük ihtimalle bu buradan bir taşla birkaç kuş vurmaya çalışan bir akıl var. Evet. Bu da belli. Bence Batı aklıdır. Peki. Başta da Mossad ve CIA vardır diye düşünürüm ben. Şimdi bu haritamızı, buyurun Yusuf Bey, tekrar bir bakalım. Ben şunu sormak istiyorum size. Belki Burak Hocam da katkı vermek ister. Şimdi bunları konuşuyoruz. Eğer 2000 yani bu yılın Kasım ayında Amerika'da bir yönetim değişikliği olursa, Cumhuriyetçiler geçerse ve Trump gelirse, o zaman ne olur? Savaş devam eder mi, durur mu? Bütün bu stres ve gerginlik ortadan kalkar mı? Yoksa daha farklı, Trump'ın başa gelmesiyle bu savaşın daha da alevlenebileceği bir döneme mi girer? Trump'ın açıklamaları dikkati nazara alındığında olayın farklı bir noktaya tebdil olacağını görebiliyoruz. Evet. Her ne kadar ısrarlı bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanların değişmesiyle politikada hiçbir değişiklik olmaz gibi klişe, ezber, gerçek temellere oturmayan söylemler dillendirilse de, ABD gibi başkanlık sisteminin çok köklü bir şekilde oturmuş olduğu ülkelerde başkanların ortaya koyduğu siyasetlerin ABD'nin rotasını farklı noktalara çekebildiğini hep birlikte şahitlik ettik. Ne diyor Trump geldiği noktada? Ben olsaydım bu savaş çıkmazdı. Ben geldiğimde de buradaki savaş derhal kesilecek. Çünkü Biden'ın oğlu üzerinden bu savaş finanse ediliyor gibi bir takım o Hunter üzerinden söylemleri var. Biz buradan şunu anlıyoruz. Tabii ki Trump geldiğinde buradaki savaşla ilgili çok farklı bir noktayı zorlamak isteyecektir. Fakat burada Pentagon bu konuya ne kadar direnç gösterecek? Çünkü ben bir şeyi söylüyorum fakat Pentagon yapmamak için direniyor gibi Amerika'daki demokratik sivil asker ilişkilerini komple yeniden düşünmemizi gerektirecek bir takım söylemleri de vardı Trump'ın. Evet. Dolayısıyla ben Trump yönetimiyle birlikte kuşkusuz bir takım yeni değişikliklerin olacağını ve kuşkusuz Ukrayna Savaşı'nın Putin'i de onore edecek, Ukrayna'yı da çok fazla kayıp vermesine mani olacak bir takım şeylerle kapatılmaya, durdurulmaya gayret edileceğini düşünüyorum. Ama Trump'ın tek başına buna kifayet edip edemeyeceğini de bilmiyorum. Çünkü bugüne kadar bana deselerdi ki Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçimlerden sonra yüksek yargı bir takım komplo unsurlarıyla başkan seçimine müdahale edebilir dediklerinde Amerika'nın demokrasisinin bu türden şeylere müsaade etmeyeceğini savunurdum. Ama Trump ile Biden arasındaki seçimlerden sonra Amerikan Senatosu'nu bizon boynuzlu adamlar bastı. Birisi ölü bulundu. Bizon boynuzlu içeride daha devam ediyor. Ve yemin törenine 30 bin National Guard eşliğinde yapabildi Amerika. Dolayısıyla bir takım
sarsılmaz temel olarak kabul etmiş olduğumuz Amerika ile ilgili kabuller de sarsılıyor. Dolayısıyla ben Trump'ın bunu zorlayacağını fakat buna gücünün ne kadar yeteceğini açıkçası bilmiyorum. Şeyle ilgili, Ukrayna sahasıyla ilgili. Terör yalnız önemli. Evet. Trump döneminde terör saldırılarında inanılmaz bir azalma meydana geldi. Kendi 4 yıllık döneminde elle tutulur, ispat edilebilir, veriye dökülebilir terör saldırılarında azalma meydana geldi. Trump da kendisi bunun iktidarı döneminde ortaya koymuş olduğu pozitif icraat, müspet icraat olarak anlattı zaten. Ve dikkat edin, Trump değiştikten hemen sonra, hani politikaların değişebileceğine dair de bir örnek olsun, görevden almış olduğu Brett Markgurk, bu sefer Biden tarafından MENA, Middle East North Africa, yani Orta Doğu ve Kuzey Afrika'nın bu konularla ilgili politikalarını dizayn eden adam olarak çıka geldi karşımıza. Dolayısıyla Orta Doğu siyasetinde de bir takım değişikliklerin olabileceğini düşünüyorum. Biden geldiği takdirde de Ukrayna Savaşı'ndaki durumun bir şekilde Biden döneminde de bir çözüme ulaştırılmasıyla ilgili hamleler devreye girecek. Çünkü en son yaklaşık 4 gün önce ya da 5 gün önce bir Amerikan televizyon kanalına vermiş olduğu beyanatta açıkça şunu söylüyor Biden. Belki biz Afganistan, Irak konusuna bu kadar müdahil olmamalıydık. Ukrayna Savaşı'nın içerisine bu kadar girmemeliydik. Neden? Çünkü İngiltere diyor ki benim diyor bütün topçu mühimmatımla ilgili stoklarım tükendi. Avrupa'daki birçok ülke bu konularla ilgili, Sayın Hocam biraz önce söyledi, hani gübre siyasetine varıncaya kadar etkiliyor. Ama bunun dışında buradaki orduların stoklarını da eritir hale geldi Ukrayna Savaşı. Şimdi buradaki sıkıntıdan mütevellit Avrupa ülkeleri kazan kaldırma boyutuna gelirlerse, o zaman Rusya'nın önünde inanılmaz bir alan açılmış olacak Ukrayna'da. Bu alan açılır da şurası, bakın zaten şuraya kadar gelmiş durumda biliyorsunuz. Eğer şu denizle olan bağlantısını da kesecek şekilde Rusya bir hamle yaparsa, bu Batı'nın hiçbir şekilde istemeyeceği bir şey olacaktır. Niçin? Çünkü hatırlayalım, 1854 Osmanlı Kırım Harbi'ni İngiltere ve Fransa'nın da yanımıza girerek Kırım'ın Rusların işgaline girmemesiyle ilgili yanımızda yer aldıkları bir harp var. Osmanlı, evet. Rus Harbi, Kırım Harbi diyebildiğimiz. Bu harpten dolayı Rusya çok büyük kaybetti. II. Alexander bununla ilgili son derece büyük reformlar yapmak durumunda kaldı. Eğer kaybetmeseydi Rusya'nın gücü Avrupa'nın içerisine Stalinvari bir şekilde daha da gidecekti. Özetleyeyim. Buyurun. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Rusya'nın burada son derece büyük bir alan önüne açılmasını istemeyeceği için ısrarlı bir şekilde masaya oturtmaya çalışacaklardır. Putin biliyorsunuz bir demeç verdi, bir Twitter fenomenine, Tucker Carlson'a. Tucker Carlson'a vermiş olduğu demeçte ısrarla kullandığı bir cümle var Putin'in. Çin bu konuyla ilgili devasa bir ülke. Çin'in ekonomisi şöyle güçlü, Çin'in askeri anlamdaki başarıları şöyle. Ne demek istiyordu sizce orada Putin? Çin övgücülüğü mü yapıyor? Diyor ki Batı'ya, sizin sorununuz benle değil. Sizin sorununuz Çin'le, benle onurlu bir masa kurun. Şu konuyu bitirelim, hep birlikte Çin'in kuşatılması siyasetine birlikte el atabiliriz. Herkes şu ezberi söylüyor. Rusya ile Çin birlikte hareket eder. Neden? Böyle. Yok, böyle klişe bir kavram yok. Bunlar Henry Kissinger'ın Çin isimli kitabında çok detaylı bir şekilde anlatılıyor. Evet. Çin liderliği ile Sovyetler Birliği liderliği zaten uzun yıllardır bu coğrafya üzerinde bir takım stratejik güç denemelerini birbirleriyle yapıyorlar. Dolayısıyla ben Trump geldiği takdirde, Biden geldiği takdirde de masanın kurulmak isteneceğini, fakat Trump gelirse daha hızlı bir şekilde bu sorunun çözülmesi yönünde... Biraz daha basite indirgeyecek olursak, Trump'ın gelişi Avrupa için de biraz daha işlerin daha rahatlamasına... Ukrayna sahasında, Avrupa'da da yine şeye girerse, yani Amerika olmasaydı Fransa olarak parasını, Almanca konuşuyordunuz. Parasını isterim mi? Gelirse o da daha farklı. Peki, bir Türkiye şey. Türkiye açısından Trump mı? Türkiye Biden açısından Trump'ın gelişi kuşkusuz terörle mücadelesinde Trump'ın ortaya koymuş olduğu bir davranış kalıbının olduğunu biliyoruz. Neydi o? Mesela Brett McGurk'ü Obama döneminden kalma görevden almıştı. Evet. Suriye'ye yönelik harekatına niçin ses çıkarmıyorsun dediklerinde, NATO müttefiki Türkiye ile Suriye'de terör örgütü YPG'nin ismini vererek, YPG'den dolayı, PYD'den dolayı oradaki o Kürtler diye söyledi. Karşı karşıya mı kalacağız cümleleri vardı. Dolayısıyla ben Trump geldiğinde
Türkiye'nin Orta Doğu siyasetiyle ilgili konuların farklı bir boyut kazanabileceğini düşünüyorum. Bakın Katsa yaptırımlarıyla ilgili konuyu Trump'a Japonya'nın Osaka'sında bir soru soruldu G7 toplantısında. Amerikan başkanı olarak ne dedi? Ya kardeşim adam sizden hava savunma sistemlerini istemiş. Vermemişsiniz Türkiye'ye. Evet. Şimdi aldı diye Türkiye'yi ötekileştiriyorsunuz. Hı. Adamlar sonuna kadar haklı dedi. Yani Trump'ın bu şekilde şey çıkışları var. Ama önemli olan Türkiye ile olan ilişkilerde şudur. Siz sahaya ne kadar güç projekte edip milli güç unsurlarını bu anlamda aktif hale getirebilirsiniz. İktisadi, siyasi, istikrar dahil birçok şeyi. Trump'ın karşısına o kadar güçlü çıkarsınız. Biden'ın karşısına o kadar ama güçlü çıkarsınız. Ama şunu da yaşadık Yusuf Hoca ya. Efendim? Ekonomimizi tehdit etti. Biliyorum. Hakikaten söylüyorum zaten. Zarar verdi Türkiye'ye. Tamam. Şimdi bir o, iki bizim Fırat Kalkanı hareketi olurken müdahale... Yani Fırat Kalkanı'nda değil ama de Barış Pınar'a. Barış Pınar'ın da Barış Pınar'ında şunu söyledi. Türkler girdi. Öğle yemeğine gider gibi savaşa gidiyorlar dedi. Evet. Tabii canım, işte senin kendi arkadan, askeri gücünü projekte edersen Trump'ın da yapacağı bir şey kalmaz. Kudüs meselesi var mesela. Kudüs'ü başkent ilan etti. Yani o İsrail'le ilgili. Kolay da bir şey olmayacak öyle. O başlığı çok da açacağım birazdan. Mark şey bir adam da değil normal. Şimdi evet. Biden'ın seçimi öncesinde ya da seçildiği akşam Türkiye'nin birçok Amerikan lehtarlığı yönünde yayın yapan yayın kuruluşlarında şu söyleniyordu. Biden geliyor. Biden Amerikan bürokrasisini son derece iyi bilen bir başkan. Göreceksiniz bundan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin yönetimi Trump gibi keyfekeder olmayacak. Türkiye çok zorda kalacak. Hani ne oldu? O zaman Mahmut Öğür'ün dediği yere gelirsiniz. Yani siz kendi gücünüzü sahaya farklı parametreleriyle yansıtabildiğiniz takdirde Trump gelmiş, Biden gitmiş, Biden gelmiş, Trump gitmiş çok fark etmiyor. Ama Trump'ın gelişi Orta Doğu'daki olayların seyri açısından farklı bir noktaya tebdil olacak. Şimdi teşekkür ediyorum. Burak Hocam birlikte bakalım mı? Bakalım. Yani yine Rusya'daki terör saldırısından yola çıkacak olursak işte dediğiniz 3. Dünya Savaşı'nın içerisinde hali hazırda dünyanın neresinde neredeyse bütün bölgelerinde irili ufaklı çatışmalar hala devam ediyor. Afrika'sından Orta Doğu'suna, Latin Amerika'sına, Asya'sına devam eden bir durumdan bahsediyoruz. Şimdi bu sene içerisindeki çok sayıda ülkede seçim var dedik. Amerika Birleşik Devletleri bunlardan birisi. Biz Ukrayna ve Avrupa detayını söyledik ama Trump'ın gelişi durumunda Orta Doğu'daki durum ne olur? Şimdi Donald Trump'a baktığımız vakit Biden'dan daha Siyonist bir yapıya, etkiye, kimliğe sahip bir isimden bahsediyoruz. İşte Kudüs'ü başkent ilan etmesi, Golan Tepelerini İsrail toprağı sayması gibi bir isimden bahsediyoruz. Donald Trump'tan bahsediyoruz. Orta Doğu'daki dengelerin olumsuz yöne doğru evrilmesi noktasında bir etkisi olur mu Trump'ın gelişi? Şimdi ben bir kere birkaç kanaatimi söyleyeyim. Amerika ya da başka bir dünya ülkesi fark etmez. Lider faktörü çok önemlidir. Ama daha önemli olan liderin düşüncelerinden de ziyade dünyanın dönüşüdür. Yani Cengiz Han Cengiz Han olduysa o günkü konjektürden, Alexander Alexander olduysa o günkü boşluktan, aşağıda Darius Persler'de alıp götürdüyse o günkü boşluktan, bütün dünyanın size seyrettirdiği durumdan kaynaklanır. Şimdi bir, size ben sorsam, bundan 8 sene önceye gitsek, desem ki değerli dostlar, değerli izleyiciler, Trump'tan nasıl bir başkanlık bekliyorsunuz? Bana neye göre cevap vereceksiniz? Ben Amerika çalışan bir adamım. Ömrümü Amerika siyasetine, Amerika tarihine vakfettim. İşim bu, ekmeğim bu benim. Temel şeyim bu. Anlattığım dersler bunun üzerine. Ya ben bilmiyordum. Niye? Benim evet öyle açık konuşalım. Çünkü benim bildiğim Trump iş adamı diye bir Trump var. Ama programlarda, televizyon programlarında you are fired yapıyor böyle bir, neydi onun adı? Şirket kovuldum. Miydi? Bir kovuldun. Kovuldun. Yok, hayır, Türkiye'de patron, de versiyonu yapıldı sonra. Evet, İşte kovuldun diyor böyle. Tamam Trump o. İki kere de farklı vesilelerle tanışma fırsatım oldu. Bir iş adamı yani bu. Demokrat Parti'ye finansal destek sağlıyor. Cumhuriyetçilere sağlıyor. Hem ona sağlıyor hem ona sağlıyor. Öyle bir adam. Ama şöyle bir tabir var. Tam uyar sanırım. Züccaciye dükkanına giren fil gibi her tarafta dağıtma potansiyeli de var mı? Üstadım benim yaptığım iş bu işi çalışan bir adam olarak Trump'ın adı ciddiye bindikten sonra adamın yazdığı, yazdırdığı ve fikrine dair bütün kitapları indirdim okudum.
aldım okudum daha doğrusu. Yine fikir edinemiyorsun. Niye biliyor musunuz? Amerika'da bir siyasetçinin, bir başkanın ne yapacağını anlamanız için birkaç şey vardır. Bir adamın ideolojik duruşu. Trump'ta yok. Evet. Bak çok ciddi bir şey söyleyeyim. Yok. Benim dediğime daha, geliyor işte. Evet. Daha milliyetçi, içe kapanık. Yok. Hayır. Yok mu öyle bir şey? Hiç yok Mahmut abi. Ya niye yok biliyor musun? Ama şeyden bahsediyorum ha. 2016'dan yani seçilmedi daha Trump. Böyle üzerine oynadığı kitlenin daha havası çıkmamış. O da onun üzerine gitmeyi bilmiyor. Yok. Tam tersi hareketleri var. Ben demokratım diyordu ya. Ben demokratım diyordu Trump. E şimdi adamın ideolojisinden bir şey öğrenemiyorum. Bu sefer diyeceğim ki siyasi record derler. Siyasi tarihinde olur, neye oy vermiş, nasıl oy vermiş. O da yok. Çünkü siyasi hayatı yok adamın. Tamam mı? Peki o zaman bizim Trump'la ilgili 2016 yılında başkan seçilirse ki başkan seçilme ihtimali sıfıra yakındı. Bunu da öyle anketleri falan göre söylemiyorum. Anketlerde zaten sıfır çıkıyordu da büyük paralarla çalışan analiz firmalarına göre söylüyorum. Clinton'ı herkes başka ama onlar yanıldılar yani hocam. Biz ilan yanıldılar. Ederiz. Kasım'da ben çalışacağım Amerika'ya. Ben derim siz dersiniz hepimiz deriz. Tamam hata yapabiliriz. Ya milyonlarca dolarla oynayan analiz firma, bakın anket demiyorum. Analiz firmaları bunu yaptı. Peki niye anlatmak ihtiyacı hissettim bunu? Bu adam seçildikten sonra içinde bulunduğu ekosistem, durum, pandemi, bakın bunları unutmayalım. Pandemi, Amerika'nın ekonomik durumu vesaire, dünyadaki gelişmeler adamı belli tavırlar almaya sevk etti. Şimdi ben size çok açık bir şey söyleyeyim mi? Bana deyin ki Türk-Amerikan ilişkileri tarihinde bütün gelmiş geçmiş başkanlara hesap et. Tabii 1830'a gitmiyorum ama yani şöyle bir 50'den yani itibaren 50, alalım. Türk-Amerikan evet. ilişkilerinde en zarar vermiş başkanlardan biri hangisidir? İlk üçe Trump'ı sokarım. Doğru. İlk üçe. İlk üçe. Ha. Adamın Türkiye ile ilgili kullandığı yani. Üslup, Türkiye'ye verdiği büyük ekonomik zarar. Biden bile seçildikten sonra daha makul açıklamalar yaptı. Yok. Yani Biden zorunda kaldı. Yapmadı zorunda kaldı. Ama Trump'ın o üslubu Türk-Amerikan ilişkilerinde yani çok detaya girmek istemiyorum. Tatsız bir dönem. Evet. Hocam peki. Bak orada ben şunu söyleyeyim şimdi. Şunu da görelim yani şimdi. Buyurun. Biden o Amerika'nın Türkiye'ye bakışı kuşatması düşünen bir ekolden gelir. Obama doktrin dediğimiz ekolden geliyor. Türkiye'yi tekleştiren, yalnızlaştıran bir ekolden geliyor. Onu şöyle geliyor. Diyelim Obama Biden ekolünden geliyor. Yani ha, Obama'nın evet. dış politikasından yani Biden ama etkilenmedi. Trump, Biden dış politikasını Trump, yaptı Obama. Trump bunu biraz bozdu. Şunu doğru. Kabul edelim. Trump Türkiye'nin nefes almasını doğru. sağladı. Doğru ama yine de başka sağladı. Zararları da oldu. Ha zararı da bunları oldu. Bunları unutmayalım. Şimdi gelelim soruya. Bunları çok anlattım şundan. Toparlayalım. Hemen toparlayalım. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Bunu şundan söyledim. Şu anki Trump eğer seçilirse ki eğeri büyük bir parantez içinde söylüyorum. Olayın çok enteresan gittiği bir nokta var. Bugünün, bu akşamın konusu değil o. Vaktimiz de yok. Ama çok enteresan bir yere gidiyor. Başka sebepler var. Velev ki oldu. Nedir? Şimdiki Trump'ın önümüzde 4 senelik bir kere bir şey var. Tarihçesi var. Tarih. Neye ne reaksiyon vereceğini biliyoruz. Bir. İki, Trump'ın ikinci bir seçilme şansı yok. Bu son. Son. Dolayısıyla her zaman için ikinci döneminde olan başkanla bir daha seçilme ihtimali olan başkan arasında bir reaksiyon farkı. Bu görüyoruz. İkinci dönem mi sayılıyor? İki sayılıyor. Tribünleri oynamayacak. Ara yani. Verildi ama. Ara verse de. Hiç önemli. Amerikan tarihinde öyle bir başkan var bu arada Mahmut abi. Grover Cleveland. Amerika'nın 22. başkanıdır. Üç bir kez. De 24. başkanıdır. Evet, öyle bir şey oldu. 23 araya Benjamin Harrison girmiş. Anayasa mı değişiyor ne oldu? Hayır anayasa değişmiyor. Hayır. Tamamen olay şu adam seçimi kaybetti. Hırs yaptı. Bir daha girdi kazandı. Ki o kazandığı tarihte Amerika'da sadece iki dönem başkanlık yapabilirsin diye bir kanun yoktu. İstese devam ederdi. Nitekim Roosevelt var ya. Roosevelt'te oldu. Roosevelt yani. 4 dönem seçildi. Yok, ha, öyle oldu. Roosevelt'ten sonra bu kanun çıktı. Netice peki. Trump'ın ben böyle Allame-i Cihan olsa Orta Doğu'da, Ukrayna'da vesairedeki gelişmeleri A'dan Z'ye değiştirebileceğini düşünmüyorum. Ama şu da bir gerçek. Çok net son sözüm. Trump eşittir daha Rusya yakını. Biden eşittir daha Çin yakını. Küreselci o. Bu neden? Bu da adamların felsefesi, bakış açısı. Bunun siyasete bir etkisi olur mu? Evet olur. Daha samimi bir Rus ilişkisi görür müyüz Trump olursa görürüz. Daha samimi bir Çin ilişkisi zaten gördük. Biden döneminde görür müyüz? Evet görürüz. Ama böyle uçurum halinde değil. Değil.
Peki, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Ya aslında... dünyamızın geleceği aslında ikisi de iyi değil. Evet. Yani güçlü bir Türkiye'ye ihtiyacımız var kesin olan. Bir bakalım mı Türkiye aslında? Tamam. Yani seçimlere de bir hafta kaldı. Meydanlar çokça hareketlendi diyoruz. Yerel seçimlerde kritik iller var. Evet. Şimdi daha önce de çokça konuştuk. İşte sıcak yarışların geçeceği iller var. Şimdi şu hali hazırda yani 2019'daki yerel seçimlerde CHP'nin elinde olan işte Antalya, Hatay gibi illerdeki durum biraz daha değişmiş gibi evet. görünüyor. Özellikle bu yerel seçim öncesi nedir son durum? Şimdi ben Hatay'daydım. Buraya da Hatay'dan geldim. Hatay'da açık ara Cumhur İttifakı Mehmet Öntürk kazanıyor. Ve Defne, Arsu, Samandağ ve bir ya da iki ilçe dışında tüm hepsini alıyor. Hatay'ın ilçelerini peki alıyor. Şunu sorayım. Yani bu son birkaç hafta, birkaç gündeki tartışmalar, Gökhan Zan tartışması oradaki durumu etkiledi mi? Orada bir oylarda bir yani mesela işte tipten işte CHP ya da farklı partilere bir kayma oldu mu oradaki? Şimdi tipin adayı gösterilen Gökhan Zan'la ilgili zaten birçok spekülasyon yapıldı. Şunu öncelikli olarak altını çizip söylemek gerekiyor. TİP, DEM, HDP bunların hepsi Cumhuriyet Halk Partisi ile işbirliği yapıyor. Evet. Ve Gökhan Zan'ın adaylığının çekilmesinin temel sebebi de Gökhan Zan'ın aday olması sebebiyle CHP adayı Lütfi Savaş'ın kazanmama ihtimali doğunca çektiler. Neden? Çünkü bakın Samandağ'ı TİP kazanacak. Hatay Samandağ zaten şey olarak etnisite ve yapı olarak, siyasal yapısı olarak bilinen bir yer. Orayı TİP kazanacak. Ve TİP CHP ile ya da CHP'nin güçlü olduğu her yerde aday çıkardı. Çankaya, işte İzmir ve buna benzer birçok yerde aday çıkardı. Ancak oralarda... Bir tek İstanbul'da çıkarmadı. Kadıköy'de Yok. Komünist Partisi İstanbul'da Büyükşehir'de çıkarmadı. Tabii İstanbul'da Ekrem İmamoğlu var. Çıkarmalarına gerek yok. Açık destek var. Ama orada da amaçları şuydu. Daha önceki seçimde bakın ben 2019'da yine Hatay çalışmıştım. Hatay'da Lütfi Savaş 10 puan öndeydi. Yaptığımız araştırmalarda nitekim sonuç da öyle çıktı. Bazı araştırma şirketleri tam tersi sonuç verdiler. 10 puan efendim geride gösterdiler ama 20 puan yanıldılar bir çalışma yaptılarsa da. Ama şu an itibariyle Lütfü Savaş'ın başarı oranı %20'lerde. Memnuniyet oranı ve başarı oranı. Ciddi anlamda yıpranmış durumda. En çok yıpratan da kendi partilileri oldu. Neden? Çünkü Lütfü Savaş siyasal gelenek olarak MHP'de siyaset yapmış, AK Parti'de siyaset yapmış. Sonra CHP'ye geçmiş. Algıyı yöneterek, özellikle kırsaldaki algıyı yöneterek de uzun zaman orada belediye başkanlığı yapmış bir isimdi. Ve belediyecilik anlamda da Hatay'da çok bir hizmet yoktu. Buna rağmen algıyla götürüyordu. Evet. Ta ki deprem bu algıyı da yerle bir etti. Onun özellikle muhafazakar milliyetçi camiadaki duruşunda. Buyurun. Ben bir soru sormak istiyorum. TİP'in aday çıkarttığı yerlerde dikkatimi çeken bir şey var. TİP nerede aday çıkarttıysa Cumhuriyet Halk Partisi'nin zaten açık ara kazanacağı evet. yerler. Çankaya gibi, İzmir gibi. Yani kazanma ihtimali yüksek olan yerler. Onu bilemiyoruz. Onu kesmiyor zaten. Evet, evet. Ama mesela İstanbul'da çıkartmıyor. Doğru. Neden sıkıntı oluşturabilir kesinlikle. Diye. Doğru muyum yani? Doğru. Doğru. Ayrıca mesela bu aday çıkarttığı yerlerde de bakın TİP ilk kez %2-2,5 civarında oy aldı. Yani %3'ü geçme ihtimali vardı. O zaman daha farklı bir siyasal, sol marjinal siyasette farklı bir yola gidebilirdi. Ama çıkardığı yerlerde onlar da belli bir oy tabanına ulaşıp kendi siyasetlerini yapmak istiyorlar. Burada da CHP'ye zarar vermeden bunu yapıyorlar. Özünde aslına bakarsanız bir şekilde orada da bir ittifak var. Peki şunu da sorayım sonra Antalya'ya geçmek istiyorum. TİP bu seçimlerde kime destek verme kararı aldı Hatay'da? Hatay'da Lütfü Savaş'a destek veriyorlar. Lütfü Savaş'a evet. destek verecekler. Yani adaylıktan çekme şeyi o. Amacı ama orada şöyle de bir durum var. Lütfü Savaş'ın işte
desteklenmesi ve buna benzer hususlar açısından ben bugün gittim orada bazı görüşmeler yaptım vatandaşla araştırma sonrası işte İskenderun'da ve Antakya'da. Oradaki durum da şu. Bazıları gerçekten Lütfü Savaş'ın çekildiğini zannediyorlar. Çünkü aday netleştikten sonra bir parti istese de adayı çekemiyor. Gökhan Zan ben sahadayım diyor. Ve şu, bazılarında da şöyle bir algı var. Tip Gökhan Zan'ı sattı. Bu algı ciddi anlamda. Özellikle tepki. Bu olayı bilenler arasında %50'nin üzerinde bir algıya sahip. Peki, şimdi bir Antalya bakalım isterseniz. Antalya'da önemli, yine evet. Sıcak yarışın yaşanacağı büyük şehirlerden birisi. Evet. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü burada Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak karşımıza çıkıyor. Evet. Karşısında da halihazırdaki Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek var. Evet, ya burada da başa baş bir yarış var. Burada bizim en son yaptığımız araştırmada Muhittin Böcek işte burun farkıyla öndeydi. Ama bazı araştırmalarda da Hakan Tütüncü'nün önde çıktığı söyleniyor. Bizde öyleydi. Peki buradaki yarışı etkileyecek şunu söyleyebilirim. İyi Parti seçmeni, İyi Parti seçmeninin %80'e yakın bir kısmı yine burada da Muhittin Böcek'e yönelmiş durumda. Bu oldukça DEM Partisi'nin buradaki oy DEM Partisi çok az bir oy alıyor. Orada zaten %5 civarında Antalya'da oyu var. Evet. Bunun %2 yanılmıyorsam bir oyu var. Oradan da hem şeye kısmi olarak Muhittin Böcek'e daha az gidiyor. Hakan Tütüncü'ye de oradan oy gidiyor. Peki diğer yine Türkiye bir haritasını bir getirelim. Hızlı bir şekilde az da bir süremiz kaldı. Yarışın sıcak geçeceğine inandığınız başka hangi büyük şehirler var sizin mesela yaptığınız anketlerde? Mesela biz Aydın'da yeni bir araştırma yaptık. Belki pazartesi kamuoyuyla da paylaşacağız. Aydın beni çok şaşırttı. İzmir gibi Aydın da şaşırtabilir. Araştırma çünkü sonuçları yayınlanıyor mu artık? Hayır, araştırma sonucu Hilmi sosyal medyada ben sosyal medyada yayınlayacağım. İzleyicilerimiz pazartesi ne zaman günü görebilir. Pazartesi. Burada sadece genel olarak şeyi söyleyeceğim. Durumu söyleyeceğim. Çok kısa toparlayalım lütfen. Burada 2019'da Özlem Çerçioğlu'na oy vermiş %17'lik bir kesim bugün Mustafa Savaş'a oy veriyor. Çok önemli bir orada da işin sonuç rengi bu. Değişiyor. Rengini büyük oranda değiştiriyor. Bir sürpriz olabilir. İzmir'de olacağı peki. Gibi. Eskişehir'de de sürpriz olabilir. Eskişehir neredeyse kesinleşmiş durumda Adana'da gibi olabilir. Gözüyor. Yani İzmir için de konuşulan çok Hatay, rakamlar var. Antalya, Muğla, İzmir, İstanbul, Tekirdağ. Evet. AK Parti çok şanslı. Evet, bir hafta kaldı. Göreceğiz. Sizin anketlerinizde. Evet, çok teşekkür ediyoruz Hilmi Daşdemir. Aslında çok daha konuşulacak konu başlığı var. Yani seçim nezdinde diğer illeri de teker teker konuşuyor olacağız ama bu haftalık programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeniden karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.